Gelenler gelmiştir, gelmeyenler yine gelir. Diyelim, değerli konuklar, başkanlarımız, saygıdeğer TÜRMOB temsilcilerimiz, sevgili meslektaşlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, burada ben biraz ayrım yapayım diye İktisadi Haber Ajansı TV Nusret Bey İstanbul'dan geldi sağ olsun. İşini bıraktı geldi. Ona teşekkür ediyorum. Diğer emekçi basın mensuplarına, Mehmet arkadaşıma basına ayrıca teşekkür ediyorum. Mustafa Bey teşekkür ediyorum. Biz basın yayınlarız. Basın yayına da özel bir isim söyleyelim. Basın yayın ve halkla ilişkiler komisyonumuzun katkılarıyla düzenlemiş olduğumuz TÜRMOB temsilcilerimiz, meslektaşlarımız da buluşuyor. Başlıklı panelimize hoş geldiniz. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan bugünkü panelimizde TÜRMOB Yönetim Kurulu üyemiz Yeminli Mali Müşavir Sayın Ali Nazım Tekelioğlu, hoş geldiniz. TÜRMOB Yönetim Kurulu üyemiz meslektaşımız Sayın Muharrem Kaya, hoş geldiniz. TÜRMOB Denetleme Kurulu Başkanımız Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Geçmiş Dönem Başkanı Yeminli Mali Müşavir Sayın Kemal Tıoğulları, hoş geldiniz. TESMER Yönetim Kurulu üyemiz aynı zamanda 2013-2019 yılları Oda Başkanımız Sayın Ahmet İkmez Sönmez, hoş geldiniz. İle TÜRMOB Dijital Dönüşüme Uyum Kurulu Başkanımız aynı zamanda bir önceki dönem Oda Başkanımız Sayın Doğan Yılmaz bizlerle birlikte olacaklar. Hoş geldiniz. Ve birlikteyiz. Oldu. Evet. Olacaklar burada. Evet. Değerli konuklar, Bursa Seneme Odası olarak oda tarihimizde ilk defa TÜRMOB'da bu kadar fazla sayıda temsilcimiz ile temsil ediliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bizler için büyük bir gurur ve onur. Tüm değerli TÜRMOB temsilcilerimize sizlerin de huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyor. Mesleğimiz ve meslek camiamız adına yürüttükleri özverili çalışmalarında başarılar diliyorum. Kıymetli Hazirun, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonumuzun katkılarıyla düzenlediğimiz TÜRMOB temsilcilerimiz, meslektaşlarımız da buluşuyor. Panelimizin güzel geçmesini diliyor. Panelimizin moderatörlüğünü yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'e kürsüye davet ediyorum. Buyur başkanım. Evet, bundan sonra başkanımız... Sevgili meslektaşlarım, öncelikle bizim için güzel bir gün aslında ama ülkemiz için üzücü bir olayın yaşandığı bir dönemin arifesindeyiz. Erzincan İliç'te hayatını kaybeden tüm emekçilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sorumlularında mutlaka cezalandırılması gerektiğini söylemek istiyorum. Yine peş peşe üzücü günlerin arkasından böyle güzel bir etkinliği yapmak fırsatımız doğdu. 6 Şubat depreminde biliyorsunuz yıl dönümü, orada da halihazırda zor günler, zor zamanlar yaşayan vatandaşlarımız var. Onların da sorunlarının en kısa zamanda çözülmesini diliyorum. Evet sevgili meslektaşlar, gönül isterdi ki salonumuz daha dolu olsun. Biz bu gururu bütün meslektaşlarımızla yüz yüze yaşayalım. Ben bugünkü bu organizasyonla ilgili kısa bilgilendirmeler yapıp sonra temsilcilerimizi huzurlarınıza davet edeceğim izninizle. Ve ondan sonra da sanıyorum Sayın Muharrem Kaya'nın bana 5.30'da şehir dışına çıkmak için bir program olduğunu söylemişti. Eğer o saate kadar organizasyonumuz bitmezse, Doğan Bey biteceğini söyledi. Ben bitmezse Muharrem Bey'i anlayışla karşılayacağımızı şimdiden sizin adınıza beyan etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, 2022 5 Haziran seçimlerinden sonra Bursa Odası olarak TÜRMOB ve TÜRMOB'un kurullarında görev yapacak arkadaşlarımızla ilgili
bizim de belli çalışmalarımız oldu ve Bursa bu dönem iki yönetim kurulu, bir denetleme kurulu ve iki de kurul üyeliğiyle TÜRMOP'ta temsil edilmiş ediliyor olmaktadır. Biz Bursa adına bu temsiliyetten ve bu başarıdan meslektaşlarımız ve Bursa Odası adına gurur duyuyoruz. İstedik ki bu 1,5 yıllık süreçte TÜRMOP yöneticilerimiz, temsilcilerimiz çalışmalarında neleri yaptılar, yaparken nelerle karşılaştılar ya da kalan 1,5 yılda neleri yapmayı planlıyorlar, Bursa Odası'nın bu konuda ne tarz bir desteğini talep ediyorlar, hep beraber duyalım, hep beraber sorularımızı ve beklentilerimizi iletelim ve bu toplantının bir sonuncusunu da bir diğerini de görev sürelerinin bitmesine yakın bir dönemde tekrarlayacağımızı şimdiden söylemek istiyorum. Çünkü kurulun da temsilcilerimizin de Bursa'dan almış olduğu desteğin sonucunda meslekle ilgili ne yaptı ya da ne yapamadı ya da nelerle karşılaştığını birinci ağızdan meslektaşlarımızla paylaşsınlar istiyoruz. Burası şunu söylemek istiyorum oturuma geçmeden önce. Arkadaşlar bir hesaplaşma, bir kavga ya da bir nasıl söyleyeyim kaos toplantısı değil. TÜRMOP yöneticilerimizin gerçekten çalışmalarını merak ediyoruz ve gerçekten onlara ne tarz destek verebiliriz ya da bunları yaparken nelerle karşılaştılar ve bundan sonra nelerin desteğini istiyorlar, bunları duymak istiyoruz. Paneli şöyle sizinle paylaşacağım. Yönetim kurulunda Sayın Ali Nazım Tekelioğlu, önceki dönem oda başkan adayımızdı Meslekte Birlik ve Dayanışma Grubu adına, ama bu dönem Meslekte Birlik Grubu adına, yanlış ifade ediyorsam özür dilerim, başkan adayı olarak seçimlere girdi ve yönetim kuruluna girdi. Sayın Muharrem Kaya 3568 platformu adına TÜRMOP seçimlerine girdi ve mahkeme kararının, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının sonrasında, yanlış hatırlıyorsam yine düzeltebiliriz, TÜRMOP yönetim kurulu üyeliğini elde etti ve yine aynı karar sonucunda da Sayın Kemal Tağoğulları Bursa'yı temsilen denetleme kuruluna, denetleme kurulu başkanlığına seçilmiş oldu. Sayın Ahmet Hikmet Sönmez önceki dönemde TESMER yönetim kurulu üyemizdi. Bu dönemde TESMER yönetim kurulu üyemiz. Önceki dönem oda başkanımız. Yine önceki dönem oda başkanımız Doğan Yılmaz da dijital dönüşüme uyum kurulu başkanı. Doğan başkanım, yanlış ifade etmedim kurulun ismini. Peki. Ben şu şekilde bir ilerleyişin uygun olacağını, kurullar arasında, yani önce sözü yönetim kurulu adına Sayın Ali Nazım Tekelioğlu'na, sonrasında Sayın Muharrem Kaya'ya, sonra yönetim kurulu faaliyetleri ve beklentilerimizle ilgili soru cevapları, sonra denetleme kurulu adına denetleme kurulu başkanımız Sayın Kemal Tağoğulları'na ve denetleme kurulu ile ilgili soru cevap ve beklentilerinizi alacağız. Sonrasında da TESMER ve dijital uyuma, dijital dönüşüme uyum kuruluna, kurulu başkanlığındaki kurulu başkanı Sayın Doğan Yılmaz'a sözü vereceğim. Arkadaşlar, bu dönem ihdas edilmiş bir kurul. Ben kurulların çalışmalarının da o sözlerden sonra soru ve cevapların ve önümüzdeki dönem beklentilerimizin iletilmesi olarak alacağım. Ben notlarımı alacağım. Notlarımı aldıktan sonra da bugünkü toplantının sonucunda bir sonraki toplantıya kadar da salondan ya da haricen beklentilerini ya da görüşlerini ileten meslektaşlarımızın beklentilerinin ya da sorularının ne kadar karşılanıp ne kadar cevaplandığının da takipçisi olacağız. Bu arada basın yayın komisyonumuza bu organizasyonla ilgili gerçekten çok teşekkür ederim. Komisyonumuzun bir üyesi bu çalışma sırasında kalp krizi de geçirdi. Hafif bir spazm geçirdi ve kendisini hastaneye kaldırdık. Kendisine de burada huzurlarınızda acil şifalar diliyorum. Ayrıca
İktisadi TV Sayın Nusret Bey'e de Bursa Odası'nın bu etkinliğine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi izninizle temsilcilerimizi huzurlarınıza davet etmek istiyorum. TÜRMOP Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali Nazım Tekeroğlu, buyurun lütfen. TÜRMOP Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Muharrem Kaya, buyurun lütfen. Muharrem Bey, böyle alalım sizi. TÜRMOP Denetleme Kurulu Başkanımız Sayın Kemal Tağoğulları, yeminli mali müşavir Kemal Tağoğulları, buyurun lütfen. TESMER Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ahmet Hikmet Sönmez, buyurun lütfen. Ve önceki dönem oda başkanımız, dijital dönüşüme uyum kurulu başkanımız Sayın Doğan Yılmaz, buyurun lütfen. Arkadaşlar, bu organizasyon ilk, şimdiden sürçülisan eder isek affola, ben ilkleri başarıp devamını getirip ve başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum ve oda başkanınız olarak oturumu yönetmek üzere yerime geçmek istiyorum. Yok, ses geliyor mu arkadaşlar? İyi midir ses? Evet. Evet, arkadaşlar, soru cevap içinde çağdaş mikrofon gezdirelim. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ben sunuşta arz ettiğim gibi ilk sözü izninizle Sayın Yeminli Mali Müşavir Ali Nazım Tekelioğlu'na bırakmak istiyorum. TÜRMOP seçim süreci, seçim sürecinden sonra yaşananlar, varsa karşılaştığı zorluklar ve yapmayı planladığı çalışmalarla ilgili bizi bilgilendirmesini rica ediyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Değerli kurulu üyem, yönetim kurulu üyem, beraber yol arkadaşım, değerli TÜRMOP Denetleme Kurulu Başkanım, değerli kurulu üyelerim, TÜRMOP'un TESMER üyesi Ahmet Hikmet Başkanım, Sayın Doğan Yılmaz Başkanım, saygıdeğer meslektaşlarım, aslında ben sizlerin içinde yıllarını geçirmiş bir meslektaşınız olarak buraya çok hazırlıklı gelmedim işin açıkçası. Doğaçlama bir şekilde bir aile toplantısı, bir dost meclisi toplantısı şeklinde bir konuşma geçeceğini öngörerek çok da planlı bir çalışma içinde olmadım. Sizlerden gelecek olan soruları cevaplama yöntemiyle yol alırız diye düşünüyorum. Evet, geçen sene 15 Ekim'de yapılan TÜRMOP genel kurullarından önce kendi grubumuzun TÜRMOP genel başkanına aday olarak sahaya çıktık. 85 odamız var. Yeminli mali müşavirler ve mali müşavirler olarak toplamda 85 odamız var. Gücümüzün yettiği odalara gitmeye çalıştık. Sadece 4 odaya gitme şansım olmadı ama 81 odaya meslektaşlarımızla, onların dertleriyle, sorunlarıyla hemhal olduk. Bu ortamda şunu gözlemledim. Meslektaş kendine dokunulmak noktasında hassasiyet gösteriyor. Kendisine ulaşılmasını istiyor. Kars'a, Van'a, efendim o civarlardaki, uzaklardaki meslektaşımız bizim gibi merkezde bulunan meslektaşlarını görmek, halbuki aynı dertleri paylaşıyoruz, aynı dertleri yaşıyoruz. Ama olsun diyor, siz geldiniz, benim o dertlerim biraz da hafifledi diyor işin açıkçası. Bu maksatla Anadolu'yu turladık. Ve 15 Ekim seçimlerinde de ilk seçim sonuçlarına göre de listeye girdik ve ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Arkasından Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süreçleri oldu. Ve şu anda Bursa hakikaten tarihinin en çok temsilcisi bulunan dönemi yaşıyor.
daha önceki dönemlerde Adnan abiyle başlayan süreçte hep birer temsilciyle bulunmuştu. Ama bu dönem yönetim kurulunda 9 kişilik yönetim kurulunda 6 İstanbul delegesi, 2 Bursalı, 1 Adana delegesi şeklinde oluşan bir yönetim kurulu var. Anadolu'nun ümidiyiz. Anadolu'daki meslektaşların bu manadaki beklentileri var omuzlarımızda. Bu noktada üzerimizde ciddi bir sorumluluk var. Bu süreçte ne yaptık? Seçildikten sonraki süreçte ne yaptık? Sizlere 3 tane isim vereceğim. 3 isimle protokol manasında ziyaretlerimiz oldu. Bundan önceki Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye ziyaretimiz vardı. Şimdi bu tür protokol ziyaretlerinde şunu öngöremiyorsunuz. Size ayrılan süreyi bilmiyorsunuz. 10 dakika mı ayıracak, yarım saat mi ayıracak? Dolayısıyla sunumunuzu nerede keseceğinizi de öngöremiyorsunuz. Çok kritik bir nokta. Ama çok garip bir şekilde Sayın Nebati 1,5 saatini ayırdı bize. Ve konuşulması gereken bütün sorunları kendilerine ilettik. Yani yeşil pasaporttan tutun, bizim kazanmamız gereken haklarla ilgili bütün konuları kendisiyle iştenlikle ve bürokratik kadroyla görüştük. Çok samimi bir geçen bir toplantıydı. Ha, netice alınıp alınmaması noktasında olayları ayırıyorum. Bu üçüncü isim Mehmet Şimşek'le olan konuşmayı da anlattıktan sonraki süreci, netice alma sürecini anlatacağım. Orada mesela bürokratlara talimat verdiği, özellikle bizim yeminli sürecinden yaşanan iade süreciyle mükelleflerimizin ve bizlerin karşılaştığı süreçlerle ilgili Gelir İdaresi Başkanı'na talimatlar verdi. Bu konunun kolaylaştırılması ve konunun halledilmesiyle ilgili süreci bizzat takipçisi olacağını beyan etti. İnanın ben keyif aldım Sayın Nebati ile olan süreçteki oturumdaki oradaki bulunan 5 arkadaşımız ve hatta şunu dedi, siz 9 kişi değil misiniz kardeşim? Niye 5 kişiyle temsilci bulundunuz? Arkadaşlarımızın anlık bir toplantıydı. Arkadaşlarımızın mazereti vardı. Mesela Muharrem Bey Ankara'dan dönmüştü, tekrar Ankara'ya dönmesi gerekiyordu. Katılamamıştı. Bir arkadaşımız şehir dışındaydı, bir arkadaşımız yurt dışındaydı. Yani gerekçesini sorduk. Sordu, bize cevaplandırdık. Sonra yeni hükümet oluştu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Bey'i ziyarette bulunduk. TÜRMOP'un hazırlamış olduğu ekonomik tedbirleri ve ekonomiyle ilgili kaygılarımızı kendisiyle paylaştık. Yani biz de özel kalemi bize dedi ki yarım saatten fazla size zaman ayıramaz. Vakti yok demişti. Ama çok gariptir, o da 1 saat 45 dakikalık bir zamanı bize ayırdı. Konusunu çok hakim, çok iyi bir ekonomist benim gözümde. Ve seçim sürecinde yaşanan, genel seçimle ilgili seçim sürecinde yaşanan hataları da net bir şekilde ortaya koyabilen bir tavırla, bir politikacı tavrıyla değil, bir devlet adamı tavrıyla yaklaştı. Ve bizim sorunlarımızla ilgili hassasiyetle eğileceğini, hassasiyetle bu konuda dokunacağını beyan etti. Ve oradan da hakikaten keyifli bir şekilde ayrıldık. İnsan zannediyor ki bundan sonraki süreçteki bütün görüşmeler hep bu mihvalde gidecek. 3 hafta önce Sayın Mehmet Şimşek'i, hatta bir ay oldu. Özellikle ücret tarifemizin yayınlanmasıyla ilgili gecikmenin temelinde de bu görüşme yatar. Bizim ücret tarifemiz genellikle Aralık ayının sonlarına doğru yayınlanırdı. Ama bu dönem Ocak'ta yayınlandı. Bunun gerekçesini sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bir gece haber geldi. Mehmet Şimşek yarın saat 11'de sizi bekliyor. Ama 15 dakika. Bu sefer süre belli. Ve katılımcı sınırlaması var. Katılımcı sınırlaması var. Bu katılımcı sınırlaması önce 3 dediler, sonra 4'e çıkarttık. Yani 9 kişilik bir kurulun niye 3 üyesini, niye 4 üyesini
huzurunuzda görmek istersiniz. O da bir garip bir tutum. Neyse girdik. Sayın Genel Başkan Emre Kartaloğlu, işte efendim sizin ekonomideki uzmanlığınızdan dolayı keyif aldık. Ekonomiyle ilgili bakış açımız bundan sonra daha net bir şekilde öngörülebilir bir noktada, güven veren bir ortamda dedi. Sayın Bakan, kısa keselim, konumuza gelelim, nedir derdiniz? Ya bu kadar nopran, bu kadar soğuk bir ortam ben ilk defa bulunuyorum. Süre dar arkadaşlar. Ya burada samimi bir ortam bulduğum için söylüyorum bunu. Yani basın da var ama o tarafı keseriz yani. Ya ben bu kadar soğuk bir ortamı ilk defa yaşıyorum. Konuşma fırsatı vermiyor. İşte Sayın Genel Başkan konuştu zaten. Yani işte asgari ücrette yaşanan furyayı anlattı. İşte kırtasiyede yaşadığımız, işte akaryakıtta yaşadığımız sorunlarımızı anlatmaya çalışıyor adamcağız. Biliyorum modunda. Biliyorsan gereğini yapman lazım. Ama ben neyle mücadele ediyorum? %58 ancak verebilirim. Bu ortamda arkadaşlar şunu anladım ki bizden sonraki Sayın Bakan'ın programı Tacikistan Bakanı ile görüşmekmiş. Ve anladım ki bir Tacikistan Bakanı'ndan daha değersiz bir meslek örgütünün temsilcileriyiz biz. Bunu anladım. Bilseydim gitmezdim. Hatta şunu dedi Sayın Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu. Ya bir dedi, İlhan da sizin avukatlığınıza soyunmuş. İki gündür başımın etini yiyor. Onun sayesinde randevu aldınız demeye çalıştı. Ben ciddi bir hayal kırıklığıyla ayrıldım. Yani üç tane şu ana kadar ciddi protokol ziyaretinde bulundu. TÜRMOP, aradaki alt düzeydeki işte gelir idaresiymiş, VDK ziyaretleriymiş, bunları pas geçiyorum. Maalesef bir baronun etkinliği, bir veterinerler odasının etkinliğini ben TÜRMOP'ta siyasi manada gösteremediğimizi, bunu sadece şahsım olarak da beyan etmiyorum, bütün meslektaşların bu konuda ofislerimize kapanıp siyaset üretemediğimizi gözlemledim. Bir buçuk sene süreçte yaşadığım olayın özetini anlatmaya çalıştım. Sorularınız olursa da bu süreçle ilgili size daha detaylı açıklama yapmaya çalışırım. Süre sınırlamam var mı? Yok, süre sınırlamamız başkanım, yok. Bilmiyorum Üstad, yani. Dedim ya ben... Doğru biraz alalım, beni görmüyor şekilde. Efendim? Sağ alalım, senatron beni görmüyormuş. Görmesin, ben görmesin diye anlattım şimdi zaten, bu tarafa geldim. şimdi bundan sonraki süreçte Sayın Başkan dedi ki bundan sonraki hedefleriniz ne? Şimdi bir de biraz da kendi yönetim kurulu bağlamında bir değerlendirme yapacak olursak, bizler azınlık boyutundayız. Arkadaşların tabiriyle muhalif yönetim kurulu üyeleriyiz. Arkadaşlar yemeği pişiriyorlar, önümüze yiyin diye önümüze getiriyorlar. Biz de beğenmediğimiz yemekleri itiraz ediyoruz. Genellikle itiraz ettiğimiz noktalar hukuka uygun olmayan noktalar. Kendilerini uyarıyoruz, hukuka uygun olmadığını beyan ediyoruz. Bunun düzeltilmesi gerektiğini kendilerine söylüyoruz. Ama herhangi bir düzeltme tasarrufunda bulunmazlar ise de, çünkü bizim üzerimizde bir sorumluluk var arkadaşlar. Biz orada, ben sadece nazım olarak bulunmuyorum. Ben 130 bin kişilik bir camianın temsilcisi olarak orada bulunuyorum. Ve o olayı yargıya taşıyoruz. Ve şu ana kadar da yargıdan bizim aleyhimize dönmüş bir karar yok. Bütün hukuksuzları da şu ana kadar bertaraf edecek her türlü adımı da atmakla ilgili misyonumuzu biz yerine getiriyoruz. O süreci Sayın Kurul Üyem Muharrem Bey'e bırakacağım. O konuda hem Yüksek Seçim Kurulu'nda başlayan süreç, hem ondan sonraki süreçte çok emekleri var. Ona saygısızlık etmek istemem. O konuyu da kendisi açıklasın. Bundan sonraki süreçte de 33-34 yıllık içinde arkadaşlarımız istedikleri gibi tabiri caizse at koşturmuşlar.
Biz bu sürece, bu tekere çomak soktuk tabiri caizse. Bu şekilde gitmeyeceğini, gitmemesi gerektiğini beyan ettik. Ve şu ana kadar yol aldık. Bundan sonraki süreçte de herhalde bu mihvalde yol gidilecektir diye düşünüyoruz. Çünkü paylaşmakla ilgili hiçbir tasarrufları yok. Ama bunun yanında TÜRMOP artık yıl dönümünü yaşadığımız 6 Şubat Kahramanmaraş depremindeki varlığını, birlikteliğini, TÜRMOP'luluğunu bence göstermiştir. Orada tüm kurul üyesi arkadaşlarımız aynı hassasiyetle davranmışlar ve fonda biriken paramızın çoğunu depremzede meslektaşlarımıza ve yakınlarına paylaşılmıştır. İlk etapta giyim, kuşam, çadır, konteyner tarzı çalışmalarımızın yanında sonraki süreçte vefat eden meslek mensuplarına her vefat başına 50 bin lira. Bu rakam da çok değil belki ama gücümüz nispetince dağıtmaya çalıştık. İşte evi, iş yeri hasar görmüşlere 10'ar bin lira. Meslek mensuplarına her meslek mensubu birer tane bilgisayar olmak üzere aynı yardımlarımız da gerçekleşti ve bu konuda hiçbir şekilde bir siyasi duruş, bir muhalif anlayışı veya bir azınlık anlayışıyla hareket etmedik. Birlik ve beraberlik içinde davrandık ve meslektaşa dokunmaya çalıştık. Yani bu da bazı noktaların, özellikle bizler için hassasiyet noktasında olan noktaların içinde siyasetin olmayacağını ortaya koyduk ve bu konuyla ilgili de TÜRMOP sivil medyadan olsun, sosyal medyadan olsun çok tepki almıştır ve bu konuyla ilgili plaketler almıştır. Bu konuda da bu gururu yaşamış bir yönetim kurulu üyesi olarak da sizlerle paylaşmak istedim. Benim şu anda ifade edeceklerim bunlar. Geri kalan da hepsini anlatıp da Muharrem'e söz bırakmamak gibi bir tasarrufta bulunmak istemiyorum. Muharrem kardeşime veriyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, yönetim kurulu faaliyetlerini Nazım Bey ve Muharrem Bey anlatacak. Sorularınız ya da önerileriniz olursa ikinci sunumdan sonra onları alacağım. Buyurun Muharrem Bey. Sayın Başkan, Sayın Mevkidaşım, Denetim Kurulu Başkanım ve eski oda başkanlarım ve sevgili dostlar diyeyim ben. Nereden başlanır bilemiyorum ama. Başından başlamalıyız. Başından başla diyor Nazım abi de atıf yaptı. Arkadaşlar ben Yüksek Seçim Kurulu süreciyle ilgili aslında basın açıklaması yaptım. Sosyal medyada da belli yerlerde duruyor. Bu süreçle ilgili soru gelirse cevaplayacağım. Ama ne yapıyoruz TÜRMOP'ta? Muharrem Kaya olarak hiçbir şey yapmıyoruz. Meslek adına hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Zaten bir kere şunu söyleyeyim. TÜRMOP kurumu olarak bizlerin, hepimizin. Biz öteden beri TÜRMOP'un yönetim anlayışına hep mesafeli durduk ve eleştirel yaklaştık. Bugün geldiğimiz noktada bu eleştirel yaklaşımımızda aslında çok da indirim yaptığımızı düşünüyoruz. Ama gerek buradaki basın açıklamamda gerekse ilk toplantıda tanıklar buradadır. Denetim Kurulu Başkanımız da giriyor. Spekülasyon değil, tanıklı konuşmak, belgeli konuşmak lazım. Uyumlu ve verimli bir çalışma dönemi. Mesleğin ve meslektaşın sorunlarının çok olduğunu, birbirimizle didişmenin seçim sürecinde kalması gerektiğini, ta ki bir seçim süreci, bir sonraki seçime kadar devam etmesi gerektiğini belirttik, ifade ettik. Karşılık bulmadı. Beklenen şuydu arkadaşlar. Bizim uyumdan kastımız sisteme uyum şeklinde algılandı. Uyum memuru olarak beklentilere girdiler. Oysa biz uyum memuru olarak seçilmedik arkadaşlar oraya. Bugün işte bildiğiniz gibi ilk sağ seçim sonucundan bugüne kadar neden bir şey yapmadık? Yapı buna müsaade etmiyor. Bir şey yapılabilir hale getirmek istiyoruz bunu. Kişilerin
ve anlayışların tekerinden bunu çıkarıp hukuka uygun bir şekilde yürümesi taraftarıyız. A kişisi gidip B kişisi geldiğinde de hukuka uygun bir şekilde o işin yürümesi gerekiyor. Türmü yeminli mali müşavirliklerle birlikte 130 bin kişinin meslek örgütü arkadaşlar. Ama ben pratikte şunu görüyorum. Bir seçim grubunun yürütme kurulu gibi davranıyor. Arkadaşlar buna katılırlar, katılmazlar. Bu benim gözlemim. Böyle olunca üretim olmuyor arkadaşlar. Ortak akıl ve ortak üretim ve farklılıklarımızı zenginlik olarak ortaya koyarsak işte ne diyoruz? Tez, antitez, sentez. Bir sonuca ulaşabiliriz. Ama yok. Yemek bu ister ye ister yeme şeklinde gelince Nazım Bey'in örneğinde yok arkadaş, bazı şeylere de bizim alerjimiz var. Onlara diyet yapmamızı söylemiş hekimler. Orada da tabii ki bütün mücadele şeyimiz, şeklimiz şudur. Hukuk. Hukuk bir gün hepimize lazım olacak arkadaşlar. Açmış olduğumuz davalardan kaybettiğimiz yok. Devam eden davalarımız var. Bu tabii arzu edilen bir şey mi? Hayır. Gönül isterdi ki 35 yıl olmuş bu birlik kurulanı, meslek odaları kurulanı kurumsallaşmasını oturtmuş olsun, tamamlamış olsun. Bugün biz hala bir anlayış değişikliğinden zerre bir değişiklik olmadan yürüyoruz. Doğal olarak biz kurumsallaştık. Ben katılmıyorum buna. Kurumsallaşma ancak ortak üretimle olacak. Nispi temsili beğeniriz beğenmeyiz, bu ayrı bir siyasi tartışma konusu. Ama bugün realite nispi temsil. Herkes birbiriyle birlikte üretme, birlikte çalışmayı öğrenmek durumunda. Bu kapı kapalı arkadaşlar. Doğal olarak önce bu kapıyı aralarsak mesleğin ve meslektaşın sorunlarıyla ilgili çözümler üretmeye çalışacağız. Önce bir yapısal değişiklik gerekiyor. Kurumsal ziyaretlere ben mazeretlerim oldu, gidemedim. Bazılarına bilinçli gidemedim. Bazılarına yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu içinde üye sınırlaması. Bazılarına da karşı taraf protokol sayı bildirerek şey yaptı. Evet, iktidar kim olursa olsun, iktidarın yapısı ne olursa olsun, iktidarla bir şekilde iletişim içinde olmanız lazım. Uyum içerisinde olursunuz ya da olmazsınız. Dertlerinizi, sıkıntıları iletebilmek için iletişiminizin olması gerekiyor. Bürokrasiyle iletişim güçlü, ben bunu görüyorum. Hatta bir partnerlik ilişkisi var gibi dalgalıyorum zaman zaman. Ama siyaset kurumuyla iletişimin doğru yürütülmediği kanaatindeyim. Yani şu örneği söylüyorum. Yani bir dosya hazırlıyorsunuz. İçinde 20-30 tane madde var. İşte yukarıdan aşağı sıralıyorsunuz. İşte insan kaynakları işe alırken yaptığı testler gibi bu. Tersinden bakarsanız tahsilat sorunumuz var. Angaryamız var. Hatta da diyorsunuz ki yeşil pasaport istiyoruz. Bir kere bu görüşme diplomasisine uygun bir şey değil. Birçok siyasetçiyle karşılaştım. Böyle bir dosya önünüze gelse ne olur? Geçen hafta Şişli Belediye Başkanı Muammer Bey'in olduğu bir toplantıda. Okur geçerim dedi. Oysa bir ya da iki sorun götürsek o bir ya da iki soruna yoğunlaşılır. Onları çözdükten sonra başka sorunlar götürebilirsek kademe kademe çözmek gerekiyor. O zaman bu acaba yasak savma gibi bir şey mi yani bizim görüşme diplomasimiz? Bilinçli mi yapılıyor, bilinçsiz mi yapılıyor? Onu bilemiyorum ama doğru bir yöntem değil arkadaşlar. İsteklerimizi de doğru sıralayamıyoruz. Bu da tabii bir tür yöneticisi olarak İşte biraz önce deprem konusunu söyledi. Orada hiç kimse de ayrı gayrı düşünmedi. Bütün alt kurullardan personelimize kadar herkes ciddi efor sarf etti. Fonumuzdaki kaynakları da kullandık. İşte bunun da ödülünü deprem bölgesindeki depremzedelerin, işte medya kuruluşlarının verdikleri ödüllerle karşılığını aldı.
doğru şeyler üretmek gerekiyor. Onun için de önce bir doğru iletişimi ve uyumu sağlayabilirsek aramızda, bunu da biz sağlayacağız. Ama gönüllü sağlayacağız, ama hukuk yoluyla sağlayacağız. Onu zaman gösterecek. Ben sadece farkındalığınıza katkıda bulunmak için bunları anlatıyorum arkadaşlar. Sonuçta o kurum bizim, o da yönetici olan, iktidar olan arkadaşlar da bizim arkadaşlarımız, bizim meslektaşlarımız. Farklı düşünüyor olabiliriz. O farklılıklarımızla birbirimizi uyaracağız. Hani Nusile ustanlayan etmeli tektir, tektirden anlamayan hakkı kötektir muhabbeti, bizim de işte hukuk yoluna müracaat etmekten başka şansımız yok. Biz birlikte çalışacağız. Başladığımız yerdeyiz. Karşımızdaki anlayış umarım ya esneyecek ya da esneyecek. Ötesi yok ya. Ben de geri kalan şeyleri soru cevaplara bırakmak istiyorum. Hem toplantı uzamasın hem de diğer arkadaşlarımızın anlatacaklarına da zaman kalsın diye. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca demokrasinin dördüncü kuvveti medya mensuplarına ve basın yayın komisyonuna da bu toplantıyı organize ettikleri için teşekkür ediyorum. Erzincan'daki konu içinde diyecek bir şey yok. Sadece üzüntülerimi dile getiriyorum. Evet, madenlerimiz bir şekliyle özelleştirildi, peşkeş şekilde, adını ne koyarsanız koyun. Şeye bakıyorsunuz, dünyada ortalamaya bakıyorsunuz. Bir devletin madenlerinin gelirlerinden aldığı pay %30, Türkiye'de %3. Yapacak bir şey var mı? Yok. Sonuçta güç tek elde toplanırsa bu kaçınılmaz olarak böyle olur. Kimde toplandığının önemi yok. Bu Türkiye'deki bütün kurumlarda da böyle. Sadece siyaset kurumunu da değil. Alta döndüğünüzde bizim sivil toplum örgütlerinde de böyle, meslek kuruluşlarında da böyle. Biz bir arada yaşamayı öğreneceğiz. Gücü mutlak güce dönüştürmeden kuvvetler ayrılığını hayata geçireceğiz. O nedenle de bilerek demokrasinin dördüncü kuvveti medya dedim, ama şu anda da yürütmenin dışında başka da bir kuvvet kalmadı. Ne yargı kaldı, ne de yasama kaldı. Çünkü giriyorsunuz meclise. Yasaların doğruluğunu yanlışını tartışmıyorum. Yürütmenin hazırlayıp gönderdiği dosyalar zaten meclisten geçiyor. Bu tek kuvveti umarım kuvvetler ayrılığına dönüştürdüğümüz günleri de göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet, ben sayın yönetim kurulu üyelerimize, TÜRMOP yönetim kurulu üyelerimize verdikleri bilgiler için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, var mı sorunuz, merak ettikleriniz? Şöyle yapayım. En arkadan başlayarak öne doğru geleyim. Fatih Başkan çok kızdı ama evet. Ferhat Deli Başkan. Şimdi yeminli malum şahitlik süreci içerisinde olan bir meslektaşıyım. Öncelikle hem Ahmet Bey'e, Doğan Bey'e ve yönetim kurulu üyesi Nazım Bey ve Muharrem Bey'e sorularım olacak. Şimdi geçen sene 6 Şubat'ta malum korkunç bir deprem yaşadık. Bu depremde ben de Hatay'da yakın 6 akrabamı kaybettim. O bölgede yaşayan meslektaşlarımız çok büyük sıkıntılar çekti. Ben o süreçte Ahmet Bey'le telefonla görüştüğümde sınavın neden ertelenmediği konusunda kendisine sistemde bulundum. Çünkü şöyle tepki oldu bende. Yani TÜRMOP'un paraya mı ihtiyacı vardı da o sınavı iptal etmek yerine Haziran ayını ertelediler ki bir sonraki sınav Eylül ayındaydı. O süreçte Ankara'da kız kardeşini kaybeden bir meslektaşımız sınava girmişti. Babasını kaybeden meslektaşlarımız sınava girmişti. TESMER'in bu sınav programını neye göre nasıl yaptığını ve bunları göze dikkate alıp almadığını soracağım. İkinci sorum Ali Nazım Bey ve Muharrem Bey'e. Şimdi vergi müfettişlerinde sınava girmek için 10 yıl şart yok ama biz meslektaşlarda 10 yıl şartı var. Biz oraya gittiğimizde tabii bizim yaşımız 40'a yakın, 40'ın üzerinde meslektaşlarımız var. Haliyle ders çalışma süreci biraz zorlu oluyor ama müfettiş arkadaşlar 25-26 yaşında sınava girebiliyorlar. Daha dinç bir kafayla. Bu bir adaletsizlik yaratıyor sınavda. Bununla ilgili bir çalışma var mı, onu merak ediyorum.
Üçüncüsü Sürgem eğitimini ben bir kere takip ettim. KDV konusuyla ilgili. Ve gerçekten sıkıldım, kapattım. Çünkü çok yüzeysel anlatıyor. Şöyle söyleyeyim, bir mali müşavirlik sınavına girecek stajyeri anlatır gibi anlatılıyor. Çok basit geldi bana. İzlemedim. Mümkün mertebe izlemeyi de sürdürmeyeceğim. Devam etmeyeceğim bunu izlemeye. Bununla ilgili bir tepki var mı Sürgem eğitimleriyle ilgili? Doğan Bey'e de onu soruyorum. Peki ben o zaman... Özür dileyerek bir de şunu söyleyeceğim. Nazım Bey, Maliye Bakanı kendisi 15 dakika, yani TÜRMOB 15 dakika verdiğini söylemiş. Şimdi yönetmelikleri okuduğumuzda hep şu ibare var. Maliye Bakanlığı'nın izniyle, Maliye Bakanlığı'nın onayıyla, Maliye Bakanlığı'na arz edilmek üzere, Maliye Bakanı'nın görüşü alınmak suretiyle. Biz her şeyimizi Maliye Bakanlığı'na kitlemişken, Maliye Bakanlığı'nın 15 dakika süre vermesi size yadırganacak bir durum değil. Fazla bile vermiş durumu bu. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben izninizle sayın başkanlarımın henüz giriş konuşmalarını yapmadan soruları daha sonra cevaplasınlar isterim. Yönetim kuruluna sorulmuş soruları tarzımı da değiştiriyorum izninizle. Bir en arkadan bir en önden soruyorum adil olsun diye. Evet. İsterseniz önce sorunun cevabını alalım. Soru soru gidelim arkadaşlar. Birikip boğmayalım. Evet, öncelikle Ferhat Bey'e yakınları için başsağlığı diliyorum. Evet, deprem dönemi YMM sınav süreci tamam, olağanüstü bir dönem. Ahmet Başkan bu konuda daha net tesmer yönetim kurulu üyesi olması dolayısıyla daha net cevap verecektir ama bu bir ilanla ilgili bir süreç, yaşanması gereken bir süreç olduğu için öyle çok kolay kolay Mali Bakanlığı'nın da maalesef son sorduğunuzu da cevaplandırmış olacağım. Vesayeti altında olan bir mesleği icra ediyoruz. Onların onayı gereken bir süreç olduğu için o dönem bu zorluk yaşandı. Vergi müfettişlerinin 10 yıllık süreciyle ilgili, evet haklısınız. Ve devlette de ciddi kayıplar var. Yani devlet yetiştiriyor müfettişini, piyasaya bizlere rakip olarak gönderiyor. Ve ciddi manada da haksız rekabeti oluşturan bir noktada Gelir İdaresi Başkanı ile yapmış olduğumuz görüşmede, TÜRMOB olarak değil de benim şahsi görüşmemde, ben kendilerine bu durumu izah ettiğimde, böyle bir sürenin bitiminde sınava girebilir kuralı için çalışma içinde olduklarını beyan ettiler. Benim bilgim bu çerçevede. Sürgem eğitimlerinin ilgini şu ana kadar ilk defa sizden duydum. Çok basite indirildi noktasında. Siz şimdi yemini formatında kendinizi hazırladığınız için belki size basit gelmiş olabilir ama birçok meslek mensubu arkadaşınızdan çok faydalı eğitimler olarak geri dönüşümler aldığımızı biliyoruz ama yine de onu bir kategorize edebilir miyiz? Ben TÜRMOB'a gittiğimde bu konuyu değerlendireceğim. Evet, buyurun Sayın Fatih Bey. Evet, ses geliyor mu? Evet, evet. Saygıdeğer kurul üyelerimiz, öncelikle... Özür dilerim. Ferhat, bana özel bir sorun yoktu sanırım, değil mi? Tamam. Evet, Sayın TÜRMOB Yönetim Kurulu üyelerimiz, Sayın Denetleme Kurulu Başkanımız ve diğer TÜRMOB'un atanmış kurul üyelerimiz. Öncelikle hepiniz odamızda bizlere bu konuda bilgi vermek için geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Başkanım da ifade etti. Gerçekten bu dönem Bursa olarak 3 ayrı ekipten güzel bir birliktelik sağladık. Şu anda 5 arkadaşımız burada TÜRMOB'da bizleri temsil ediyorlar. Bu çok güzel bir şey. Eminim Bursa adına siyasi görüşümüz ne olursa olsun, ayrı gruplarda da olsak, Bursa adına yapılacak her türlü eylemde birlikte hareket edeceğimize inancım tamdır. Benim öncelikle bir şeyim var. Hatırladığım tabii deprem döneminde gerçekten Türkiye'deki tüm toplumlar bir araya geldi ve devlet millet el ele olay belli bir noktaya taşındı. Sadece TÜRMOB'la ilgili şöyle bir şey hatırlıyorum. Başkanım onu herhalde atladı. Yanlış mı hatırlıyorum? O yüzden bu konuyu dile getirmek istedim.
Hani TÜRMOB'un yönetim kurulu tam ve bütün ve birleşik olarak hareket ettiğini söylediniz ama sanki hatırladığım TÜRMOB siz ziyaretleri yaparken yine orada bir ayrım olmuştu. Sizleri götürmeden öyle bir ziyaret yapmışlardı. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Eğer bu konuda bir yanlışım varsa lütfen düzeltin Sayın Başkanım. Diğer bir konu da yine şunu sormak istiyorum. Ferhat Bey de dile getirdi. TÜRMOB'un bizlerin bazı genel kurullarında alınmış kararlarımız biliyorsunuz. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. Tebliğler yayınlandıktan sonra yürürlüğe giriyor. Şu anda Maliye Bakanlığı'nda bekleyen, daha önce kararı alınmış kaç tane sirküler tebliğ var veya neyse adı? Yönetmelik. Yönetmelik var. Evet, bunların kaç tanesi genel kurulunda kabul edip yayınlanmak için beklediğimiz yönetmeliklerden yönetmelik var. Bunu merak ediyorum. Bir de az önce Muharrem Bey'in söylediği özellikle şey konusunu tekrar dile getirmek istiyorum. Belki siyasi olarak ayrı olabilir dedi. Ama bürokrasi kısmında belki de bir tam olarak paylaşımcılık mı var dediniz? Paydaşlık var dediniz. Bu konuyla ilgili sormak istiyorum. Ben şunu çok net hatırlıyorum. TÜRMOB'da bu kadar bekleyen yönetmelik var. Yayınlanmamış sayısında bilmiyorum. Belki bir elinize böyle bir rakam verirse onu da verirsiniz. Ama mahkeme kararı ile ilgili özellikle mesela bir sürgemle ilgili bunu söylemek istiyorum. Sürgemin mahkeme kararı yayınlandı. Biliyorsunuz sürgem kurul üyesi sayısı tebliğ yayınlanmadan, yönetmelik yayınlanmadan 7 kişiye çıkarıldı. Bununla ilgili bir dava açıldı. Dava kazanıldığı gün gecesi Maliye Bakanlığı'nda bir yönetmelik yayınlandı. Dolayısıyla ertesi gün yani onu söylemek istiyorum. Yani Muharrem Bey herhalde bu konuda olayı iyi takip etmiş. Onun için merak ediyorum. Hani böyle dava açma düşündüğünüz bir konu varsa öncelikle bir bakın. Yani Maliye Bakanlığı o gece tekrar onaylamasın onu. Bu konuda bir tavsiyem olacak. Elinize bir veri varsa sayısal bir veri bunu da öğrenmek istiyorum. Diğer bir konu da Muharrem Bey'e. Muharrem Bey az önce şeylerden bahsetti. İşte şu andaki mevcut hükümetin yönetim şeklinden bahsetti. Tek adamlıktan bahsetti. Yani şeyden çok bir şey bahsetmedi. Onu merak ediyorum. Yani meslektaşın sorunu sanki çok, yani sadece ülkedeki gündem sadece hükümetin yapmış olduğu projelerle ilgili sıkıntı var mı? Yani meslektaşlarla ilgili herhangi bir sorun yok mu? Yani bu TÜRMOB'da konuşulmuyor mu? Konuşulmak mı istenmiyor? Tek adamlık denmişken TÜRMOB'da da bir tek adamlık olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bu soruya cevap almadan önce ben Sayın Yönetim Kurulu'ya şunu söyleyeyim. Sanıyorum bilgilendirmede eksik kaldığı için açılmış davalar hangileri? Önce onları bilgilendirirseniz salonda davaları bilmediğini düşündüğüm meslektaşlarım olabilir. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ben aslında diplomatik üslupla bunları söyledim. Evet ülkede tek adamlık var. Sivil toplum örgütlerinde ve meslek örgütlerinde de var. Sanırım sen anlamadın. TÜRMOB'da sanırım bir meslek örgütü değil mi? Ama bunu net ifade etmenizi istiyorum. Valla bu terörü kına der gibi birine bir şey dayatmaktır. Benim üslubum bu Sayın Fatih Aslan. Hoşuna gider ya da gitmez. Ben tek adamın çok yaygın olduğunu, hatta ülkede model haline geldiğini, bunun da demokratik açıdan doğru olmadığını söyledim. Bu belki de buradaki herhangi bir esnaf odasında da böyle. Belki de değil. Çoğunlukla karşılaşırız. Yani birine kahrolsun dememle kahrolacaksa derim ama olmayacak. Bu bir anlayış, bir zaman işi. Biz ağır aksak bulduğumuz demokrasi darbelerle kesildi. Arkasından buraya geldik. Gelişme beklerken bana birçok arkadaşa göre yine gelişme olabilir. Bana göre geriledik. Bu bir süreç işi. Ama benim kınamamla kınanacaksa ya da benim kahrolsun dememle kahrolacaksa onu derim ama ona inanmıyorum. Sürgem konusuna gelince zaten yakalamışsın bunu. Bana neyini sordun onu anlamaya çalışıyorum. Ya bir paydaşlık ilişkisi var gibi dedim.
zaten en somut ve bariz örneğini son dönemde tanık olduğumuz mahkeme kararından bir gün sonra yayınlandı. Şimdi o sürgem yayınlandı, disiplin yönetmeni yayınlandı. Benim bildiğim bir 11 tane daha var. Orada da bir hukuk karmaşası içerisindeyiz arkadaşlar. Ve yorum farklılıklarımız da var. Ama bunlar sonucu değiştirmeyecek. Yani bir yönetmelik genel kuruldan geçtikten sonra ne kadar süre sonra bakanlığın onayına sunulabilir? Üzerinden bir genel kurul geçtikten sonra aynı yönetmelik yenilenmeli mi? Bunlar bakın hukuken tartışma konusu. Yenilenmezse 2017'de biliyorsunuz yönetmeliklerle ilgili ayrı bir genel kurul yaptık. Ve Anayasa Mahkemesi'nin yine tartışmalı farklı yorumlanan bir kararı var. Yönetmeliklerin artık bakanlığın onayına tabi tutulmadan resmi gazetede yayınlanacağına dair. Bir kere Anayasa Mahkemesi'nin kararı hukukçular arasında tartışma, iki uygulaması tartışmada. Bir yerden bakan arkadaşlar dedi ki artık TÜRMOP kendi mevzuatını yaratacak. Çünkü Maliye Bakanlığı'nın vesayet ilişkisi bitti. Ama pratikte ne oldu ben size söyleyeyim arkadaşlar. Vesayet ilişkisi bitsin, gerçekten bitsin. Bu tabii kontrolsüzlük anlamına gelmiyor. Çok şikayet ettiğiniz tek adam rejimi diye adlandırdınız. Sen de öyle ifade ettin. Resmi gazete Cumhurbaşkanlığında. Resmi gazete bunu yayınlamak zorunda mı değil mi? Bu bizde hukuken belirsiz. Pratikte biliyorum yeminli mali müşavirlere iki ek sınav hakkı, süreci beni de ilgilendirdiği için yakından takip ediyorum. Resmi gazete dönüyor bize diyor ki mevzuat hazırlama ve yayınlama yönetmeliğine göre şu usule uymalısınız. Bakın kanun değil, yönetmelik. Bakanlığının görüşünü olumlu ya da olumsuz almalısınız. TÜRMOP olarak bunu istiyoruz. Şimdi olumlu ya da olumsuz neden alıyoruz? Vesayet ilişkisi perçinlendi mi acaba? Bunlar hukuki ve siyasi konular. Ben anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar anlatabiliyorum onu bilmiyorum. Ama bildiğim üslupla anlatmaya çalışıyorum. Bakın o yönetmeliklerin hepsi şu anda bakanlıktan çıktı resmi gazetede arkadaşlar. Resmi gazetenin yayınlamak için hangi prosedüre ve hangi sürece tabi olduğu daha belirsiz bu ülkede. Sanıyorum Ferhat da can alıcı bir şey söyledi orada. Son söylediğin neydi Ferhat? Yemime sınav süreciyle ilgili ve sürgem eğitimlerine ilişkin mi bir şey söylemiştin? Son bir kafanda bir soru işareti vardı. Onu tekrar edebilir misin? Tam da bu konuyla ilgili olduğu için tam da bunu söyledim. Şimdi Ferhat, şu anlattıklarım ihtiyacı karşıladı mı bilmiyorum ama Maliye Bakanlığı'nın vesayeti kalktı gibi. Ama başka bir vesayete mi dönüşecek? Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Yani senin bu görüşünde şu hazirundan kimse farklı düşündüğünü zannetmiyorum. Bakın bu çalışma bir yönetim kurulu üyesinin ya da bir yönetim kurulunun tamamının ya da bu seçime giren grupların çözebileceği bir konu değil. Sadece lobi faaliyetinde bulunabiliriz. Bu yasa arkadaşlar, yasanın nasıl değişeceği belli. Mecliste değişecek. Biz ancak siyaset kurumuna bununla ilgili lobi yapıp bunun bir ihtiyaç olduğunu hissettirebilirsek yasa değişir. Yasanın demokratik açıdan tartışmalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yıllardır burada
seçimlerde aday da olduk ve anlattık. Bu bizim onayladığımız anlamına gelmiyor. Ama maalesef bu durum bu. Bir şekilde bunlar anlatılmaya devam edilecek. Ve ben hep söylerim. İhtilaf yaratmazsanız içtihat oluşmuyor arkadaşlar. Anayasa aykırılıkları da var bunların. Dava açma ehliyetini sağladığımız gün o davaları açacağız. Yargı ne der bilmiyorum. Evet, üçünün yeminli olması disiplin kurulunda, burada yeminli üstadlarımın yanında alınmasınlar ama bu adil ve demokratik değil. Yani Ferhat Sert de bu ülkeye cumhurbaşkanı adayı olabilir. Bakın, cumhurbaşkanlığını geçtim. Aday olabilir. Ferhat Delibaş Sayın Yönetim Kurulu. Ferhat Sertel burada yok. Kim? Ferhat Sertel diyor. Ferhat Delibaş. Ferhat Delibaş cumhurbaşkanı adayı olabilir. Ama TÜRMOP'a başkan adayı olamaz. Şimdi bunun demokratik olduğunu kim söyleyebilir ki? Hangi akıl düzeyi söyleyebilir? Bunun farkındayız. Ama yapacak bir şey var mı? Mevcut bu. Bugün buna bir gün buna bir ihtilaf yaratırız. Anayasa Mahkemesi ne der bilmiyorum. Ama açık bir hukuk aykırılık var burada. Yönetim kurulunda da var, disiplin kurulunda da var, denetim kurulunda da var. Gerçi denetim kurulu sadece şöyle bir sınırlama yapmış. En az biri YMM olabilir demiş. Üçü de YMM olabilir. Ama bir tane YMM, orada YMM'lere pozitif ayrımcılık gibi duruyor. Oradan rahatsız değilim. Bir tanesi yeminli olsun, sıkıntı yok. Dokuzu da yeminli olabilir. Ama bunun hukuken dayatılması da doğru değil. Bunları daha önce konuştuk. Yönetmelik meselesine gelince de bak Ferhat, Cumhurbaşkanlığının vesayetine döndük gibi geliyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Maliye Bakanlığı'nın vesayetinden çıktık. Peki şu da dikkatini çekiyor mu? Sonuçta yeminli sınavından dolayı vergi kanunlarını dokuyorsun, diğer kanunları dokumak zorunda kalıyorsun. Ya Cumhurbaşkanlığı'nın yetkili olmadığı bir konu var mı? O zaman bu evet, realiteye alışacağız arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Fatih anlatabildim mi? Evet arkadaşlar, ben Fatih, hayır Fatih bak, ben hukuken bakış açımı söylüyorum. Bunu siyasi olarak algılayıp algılamamak sana kalmış ama ya TÜRMOP'ta bir şey yapamıyoruz dedim değil mi cümlemin başında? Evet arkadaşlar. Önce yapısal olarak orada daha aktif bir yönteme ulaşabilirsek bir şey yapacağız. Bunu da söyledim. Aslında açıkladığım şeyleri bana sordun. Tekrar etmek durumunda kaldım. Teşekkür ediyorum. Sayın arkadaşlar. Peki buyurun. Şimdi evet, Fatih Bey'in sorduğu soru şu: deprem bölgesine ziyaretle ilgili. Evet, yönetim kurulunda deprem bölgesine yönetim kurulu olarak ziyareti planladık. Emre Bey'in yapmış olduğu ziyaret tamamen şahsi bir tasarruftur. O dönemde Yahya Başkan'la birlikte gitmişler, ziyaretini yapmışlar. Biz yönetim kurulundaki gereken tepkiyi gösterdik. Sonra Hatay bölgesine yönetim kurulu olarak ve deprem bölgesindeki başkanlarımızla birlikte ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bilmiyorum sorunuzun cevabını verdim mi? Diğer yönetmelikle ilgili benim de söylemem gereken şu nokta var arkadaşlar. Daha önceki genel kurullarda, yani 2000'den önceki genel kurullarda dahil olmak üzere şu anda bekleyen resmi gazetede Maliye Bakanı'nın onayına tabi tutulmuş, evet Muharrem Bey'in de ifade ettiği gibi 11 tane yönetmeliğimiz var. Bununla ilgili bizlerin mesleki disiplin bağlamında, yani meslek yürütülmesiyle ilgili, mesleğin bundan sonraki süreçleri ilgili alınmış kararlar da dahil, işte biraz önce bahsedilmiş ek sınav hakları da dahil bekleyen 11 tane yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelikler şu anda bundan sonraki süreçte yayınlanacağını ben düşünmüyorum. Benim öngörüm bu. Ama bu meslek örgütünün önüne tıkıyor işin açıkçası. Bundan sonra yönetmelik çıkarmak maharet midir? Maliye Bakanlığı bu süreci tıkar mı? Ayrı bir konumuz. Ama vesayetle ilgili ister Cumhurbaşkanlığı vesayeti, isterse Maliye Bakanlığı vesayeti. Arkadaşlar, bu örgüt artık vesayetten kurtulması lazım.
Esas altı çizilmesi gereken nokta bu. Biz vesayet altında bu mesleği yürüttüğümüz müddetçe biz bu sorunların altından kalkma şansımız yok. Ve bunun temelinde de 3568 sayılı yasanın baştan sona değiştirilmesi gerekiyor. Ve bu konuda ben yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımıza açık bir şekilde gelin şu örgüde bir faydamız olsun, şu örgüde bir elimiz dokunsun dedim. Arkadaşımızın tepkisi ne oldu? Önce nispi temsilden başlayacağız. Ya arkadaşlar ya, ya çok mu dert bize ya nispi temsil ya? Ya bu 130 bin kişilik meslek örgütünün bir sürü sorunu var ya. Ya sıralama yapsak nispi temsil 10. sırada gelir. Ama arkadaşımızın bakış açısı o. Yani tek adam diyoruz ya, bütün örgütü yönlendiren tek adamın bakış açısı o. Onun için buralarda tek adamlar devam ettiği müddetçe sizin sorunlar bitmez arkadaşlar. Bizler de buralarda 3 sene, 5 sene, 10 sene ne kadar duruş sergileyebilsek sergileyelim. Yaraya merhem olacağımızı düşünmüyorum yani. Evet arkadaşlar, ben izninizle süreci revize etmek istiyorum. Sizin onayınız da olsun istiyorum. Çünkü anladım ki yönetim kuruluna gelen sorular ve onların yorumları epey uzayacak. Hem denetleme kurulu başkanımızın hem önceki dönem oda başkanlarımızın, bu dönemki kurul üyelerimizin çalışmalarını belki sona doğru duymak zorunda kalacağız. Önce eğer onların da onayı olursa onların da çalışmalarını dinleyelim. Sonra soruları karışık olarak alalım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Evet, bence herkes kendini ifade edebilmiş olsun. Biz de hepsine birlikte sorularımızı sormuş olalım. Teşekkür ederim anlayışınız için. Buyurun Sayın Başkan. Değerli Başkan, böyle bir fırsatı verdiğiniz için size ve komisyona teşekkür ederiz. Değerli meslektaşlarım, öncelikle belki beni tanımayanlar vardır, yabancı yüzler görüyorum. Tabii biz bu odadan gideli 25 sene oldu. Ben bu odanın kuruluşunda bulunmuş, yani geçici dönemde kaydını yaptırmış 24 nolu üyesiyim SMM odasının. Teşekkür ederim, sağ olun. 25 yıldır da yeminli mali müşavirlik yapmaya çalışıyorum ve son iki dönemde de yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Şimdi denetleme kuruluna aynı Muharrem Bey'de olduğu gibi itiraz sonucu Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla seçildik. Yani işte beğenilmese de yönetmeliğin ilgili maddesi gereği bir tane yeminli mali müşavir varsa o başkan olur dendi. Bizi bir ay başkan olarak lanse etmediler. Sonra işte acaba bir tane denetleme kurulu üyesini istifa ettirir miyiz de eski başkan gelir. İki YMM olursa seçime girer. İkiye bir de eski başkan denetleme kurulu başkanı olur dendi. Ancak oradaki denetleme kurulundaki kardeşlerimin dik duruşlarıyla veya bize duydukları güven neticesinde, öyle diyelim yani, sert olmayalım o konuda da, bu şekliyle kaldı. Zaten o iki kardeşim diyorum, çok iyi anlaşıyoruz denetleme kurulunda. Bir tanesi Doğu ve Güneydoğu Odalar Platform Başkanlığı yapmış bir kardeşim. Bir tanesi de Akdeniz Bölgesi Platform Başkanlığı yapmış bir kardeşim. Onlarla denetleme kurulunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz sürekli olarak ve belli aralıklarla birkaç gün fazla kalarak gittiğimizde, ki ayda iki kere gidiyoruz Ankara'ya, bütün klasörleri tek tek, bütün evrakları tek tek ve altına kökenine inerek incelemeye çalışıyoruz. Bu arada yönetim kurulundaki dört muhalif arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten denetleme kuruluna iş bırakmıyorlar. Evrakları, belgeleri önce yönetim kurulunda istiyorlar. Bize de bunları bakmak kalıyor. Ama bunun dışındaki bütün hesaplara, hesap planındaki yanlışlara tek tek, ve genel başkanımızın dediği bir söz var. Ne istiyorsanız sizindir. Belge, bilgi vermek istemeyen personel varsa bana söyleyin diye bir açık çeki olmuştur. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Burada geçirdiğimiz denetleme kurulunda sürgen meselesinin 7 üyeden 5 üyeye dönüştürülmesi ve sonrasında tekrar 7 yapılması sürecinde
haksız 7 yani 2 fazla üyeyle olan sürecindeki bütün masrafları yani oradaki üyelerin toplam masrafları üyelerce TÜRMOB'a iade edildi. Ve bunun belgesi de benim oradaki masamda çekmecede duruyor. O telafi edilmiş oldu. Aynı konu TESMER'de de gündeme geldi ama bir takım hukuki kelimelerle veya hukuka dayanarak geçmişle ilgili bir yaptırım olmadı. Ancak sayı 5'e düştü. Orada da işte burada olduğu gibi yan yana oturduğumuz başkanımla TESMER'de beraberiz. Biz denetleme kurulu olarak TÜRMOB yönetim kurulu toplantısı, TESMER yönetim kurulu üyesi toplantılarına düzenli giriyoruz. Ama her nedense bir yıl boyunca sürgem toplantılarına alınmadık, alınmak istemedik. Ama ısrarlı bir davranışla ve insancıl ilişkilerle yani iyi niyetle, hoşgörüyle oraya girmeyi başardık ve ben büyük keyif aldım sürgem çalışmalarından. TESMER'le sürgemi karşılaştırdığımda TESMER'in çok iyi bir personel altyapısı var. İdari müdüründen sorumlu yönetim kurulu üyesinden aşağıya doğru. TESMER'de yemekler pişmiş geliyor. Yani orada pek tartışılacak şeyler kalmıyor. Ancak sürgemde yemeğin önemli bölümü sürgem toplantısında yapılıyor. Bu eğitimler ve bir arkadaşımızın sanıyorum Ferhat kardeşimizin söylediği bir şey var. İşte bir derste ben mutlu olmadım dedi. Haklı olabilir yani o başkanımın, Nazım Başkanım dediği gibi o bir yere getirmiş işi ona hafif gelmiştir belki. Ama inanın gelen şikayetler orada değerlendiriliyor. Yani falanca hoca işte yetersizmiş şunu mu alsak vesaire diye. İnanın canla başla sürgemde çalışıyorlar. Ben orada bulunmaktan büyük keyif aldım. Dediğim gibi düzenli kontrolleri yapıyoruz. Toplantılara katılıyoruz. Buradaki sorun baştan en başta belki nispi sistem çok sevilmiyor şu anda iktidarda olan grup tarafından ama gerek kurullarda gerekse TESMER, sürgem ve işte komisyonlarda adil bir şekilde alınan oyların adil bir şekilde paylaşılmış olsaydı belki kavga gürültü demeyeyim ama tartışmalar bu boyuta gelmeyecekti. Fakat kendilerince tabii onların da haklılık tarafları vardır. Şuna inanmanızı istiyorum, hesaplar tek tek inceleniyor. Yönetim kurulunda zaten bu konudaki itici gücüyle bizler orada görevimizin başındayız. Sizlerin haklarını korumaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben kürsüden... Buyurun Sayın Başkanım, tabii ki. Sevgili meslektaşlarım, öncelikle Erzincan İliç'teki bir doğa katliamı ve nehirlerimize zehir akıtılacak olan oradaki Amerikan altın işletmesini ve onunla işbirliği halinde Türkiye'de bu süreci yaratanları esefle kınıyorum. Ve bu bir adım önce Akbelen'de oldu. Bir adım önce bu Kaz Dağları'nda oldu ve bu ülkenin değerlerini koruduğunu, vatan millet Sakarya edebiyatı yapanların aslında vatanı parsel parsel emperyalizme pazarladıklarını hep birlikte izliyoruz. Ve biz inanın ki tek adam diye bir şey ifade ettiğimizde bir numaralıyı tartışmamak için kurullardaki tek adamı konuşmaya çalışıyoruz. Tek adam her yerde tek adamdır. Tek adamla her yerde karşıyım ve de tek adam diye ifade edilen TÜRMOB'daki iki kişinin yönettiği Türkiye Çağdaş Demokrat grubu bugün 21 kişi yönetiyor. Ve ben kendi adıma başından beri o mücadeleyi verdim ve orada tek adam olmadığını düşünüyorum. Bu benim düşüncem olabilir. Evet, ben TESMER'in 2 yıllık yaklaşık 1,5 yıl buradan geçti. 3 yıldır oradan 4,5 yıllık
faaliyetlerinde ciddi çalışmalar yapıldığını görüyorum. Tabii ki TESMER'in katalizörü olan Cemal Yükselen başkanımı da buradan sevgi ve saygıyla anıyorum. Çünkü TESMER mesleğe çok önemli katkı veren ve mesleğin başlangıcında aday meslektaşlarımızın ciddi bir eğitim planlamasıyla eğitilerek ve belge sahibi olduğu andan itibaren mesleği en doğru şekilde yapabilmelerinin koşulu iyi planlanmış eğitimlerden geçtiğini düşünüyorum. Ama bundan önceki süreçte ki eğitimleri hepimiz biliyoruz ki bilgisayarı aç, süreyi tamamla şeklinde üniversitede yaşadıkları eğitimin tekrarıydı. Ama bugün o 45 olan dersler 20'ye indirildi. 15 zorunlu, 5 de seçmeli olmak üzere 20 ders. Ve konuların tamamı mesleki ve güncel konulardan oluşuyor. Bu süreci şu an 4,5 yıllık süreçteki yaptığımız çalışmalarla sağlamış olduk. Tabii ki TESMER 1993 yılında kuruluyor. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler Temel Eğitim Staj Merkezi olarak hayata geçiriliyor ve oradan sonraki yaptığı çalışmalarla 45 odamız da şu anda TESMER şubemiz mevcut. İlgili odada TESMER yoksa yönetim kurulu o faaliyetleri yürütüyor. Burada sanırım cevap da olacaktır Ferhat Delibaş kardeşimize. Biz 6 Şubat'ta şunu yapmaya çalıştık. Soruya da bir aradan cevap vermiş olayım. Birincisi bu sınavları tek başına TÜMOP, TESMER organize etmiyor. Maliye Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve TÜMOP, TESMER. Dolayısıyla üniversitenin programı, salonları, salonlardaki mevcudiyet, yapılacak diğer üniversitelerin sınavları hepsi bu planın içerisinde. Buna rağmen 6 Şubat tarihinde yapılan yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere tekrar bir yıl dönümünü yaşadık. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Orada bir yıldan iki yıl uzatıldı. Staja ara verme süresi. 30 gündürük bildirim süresi 180 güne çıktı. Staj bitiminden itibaren SMM sınavı başlatma süresi bir yıl arttırıldı. 2023 dönemi sınav itiraz süresi bir ay uzatıldı. Deprem nedeniyle tüm sınavlar ertelendi ve 2023 yılı sınav takvimi yeniden belirlendi. Ve 2023 yılına isabet eden EYÜS katkı payı ödemeleri alınmadı. Ve yine depremle ilgili 2023 yılında staj, dosya ve başvuru bedeli alınmadı. Ve depremle ilgili yine 2023 yılında sınav bedeli alınmadı. Ve depremle alakalı olarak odalar arası nakil işlemlerinde kolaylık sağlandı. Staja ilişkin sigortalılık belgeleri ibraz süresi uzatıldı. Staja giriş sınavı dosya geçerlilik süresi bir yıl uzatıldı. Stajı başlatma süresi bir yıl uzatıldı. Ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan süreler staj kapsamında değerlendirildi. Nakdi ücret desteğiyle yararlananların bu süreleri staj kapsamında değerlendirilmiş oldu. Talep edenlerin sınav süreleri bir yıl durduruldu. İkametgah ve iş yerleri az, orta, ağır ve yıkık olan tüm adaylar bu süreçten yararlandırıldı. Dolayısıyla depreme dair bu çalışmalar yapıldı. Diğer taraftan daha öncesinde tüm illerde TESMER'in olduğu yerde TESMER şubelerimize, diğer olmayan yerde odalarımıza stajyerler, yani aday meslektaşlarımız bizzat gelerek ilgili evraklarını iletmek zorunda kalıyorlardı. Ama bununla ilgili 8 Haziran 2022 tarihinde yapılan çalışmayla artık dijital bir dönüşüm sağlandı. Ve tüm illere yapılan çalışmalarla
tüm evraklar dijital ortama taşınmış oldu. Ve bundan sonra artık stajyerler ya da yanında stajyer bulunduran meslektaşlarımız TESMER'e uğramadan tüm evrakları uzaktan iletmek gibi bir kolaylığı yaşamış oldular. Uzaktan kimlik doğrulama temelli döküman akışı projesi böylelikle gerçekleştirilmiş oldu. Dijital adım uygulaması üzerinden yüklenen belgeler ise 8-6-2022 tarihine itibaren meslek mensupları, aday meslek mensupları ve aday meslek mensubu adayları tarafından teslim etmeleri beklenen her türlü evrak dijital adım uygulaması üzerinden TEOS'a dijital olarak gönderilmiştir. Burada dijital adım uygulaması açılmasını takiben dosya tipi SGS, STAJ, SMM, YMM şeklindeki dosyalar 51.209 dosya iletilmiştir. Ve belge sayısı 450.903 olup dijital adım kullanıcı sayısı 49.875'tir. TESMER internet sitesi ise yazılım ve donanım olarak geliştirilen TESMER internet sitesi 2023 yılı içinde 1.2 milyon kişi tarafından 5.9 milyon defa ziyaret edilmiştir. Eğitim konusundaysa meslek mensubu adaylarına ve meslek mensuplarının günlük koşullarına uygun yeni bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla tüm mevzuat tekrardan düzenlenmiştir. Uzaktan stajyer eğitimi projesi EYÜZ de hayata geçirilmiştir. Daha önce de ifade ettiğim gibi 42 ders olan daha önceki klasik okullardaki üniversitelerdeki eğitim yerine mesleki güncel konular ile 15 zorunlu ve 5 seçmeli ders bunu yerine almıştır. Ve 2015 yılından itibaren uzaktan sürekli eğitime başlayan, bitiren ve stajı iptal edilen aday meslek mensubu sayıları devam eden 18.224, stajı iptal olan 930, stajı bitiren 82.561, staja toplam başlayan 109.568. Bursa'mızda ise 943 stajyerimiz bulunmaktadır. Yine TESMER'in stajyerlere yönelik faaliyetlerinden birisi de 1-1-2023, 31-12-2023 tarihleri arasında 2.918 meslek mensubu adayının TÜRMOP kartları bağlı oldukları SMM odalarına gönderilmiştir. Ve bir başka konu da sınavın genel kültür ve yetenek bölümünden yer alan sınav konularına yabancı dil eklenmiş idi. Daha sonrasında 17.7.2020 tarihi ve 22 sayılı TÜRMOP yönetim kurulu kararı ile bu bir değişiklik yapılarak genel kültür ve yetenek kapsamından çıkarılarak ayrı bir bölüm olarak uygulamaya karar verilmiştir. Tabii ki o kadar çok faaliyet var ki hepsini de detaylı okumayacağım. Rakamlara da sizi boğmak istemiyorum. Burada da stajyerlerimiz olmamasına rağmen bir sınav takvimini de hızlıca geçiyorum. YMM sınavı 1. dönem 4 ve 13 Mayıs 2024. YMM sınavı 2. dönem 31 Ağustos 9 Eylül ve 3. dönem 14 ve 23 Aralık olarak tespit edilmiştir. SMM sınavları ise 27 ve 28 Nisan 2024, 24-25 Ağustos 2024, 30 Kasım 1 Aralık 2024 şeklindedir. Özel SMM sınavları 28 Nisan 2024, 25 Ağustos 2024, 1 Aralık 2024 şeklindedir. C grubu staj bitirme değerlendirme sınavı ise 28 Nisan 2024'tür. Son olarak staja giriş sınavı 2 Mart 2024, 13 Temmuz 2024,
26 Ekim 2024 şeklindedir. Tesmerimiz ayda iki kez toplantı yapmaktadır ve iki toplantıda daha önce sevgili denetim kurulu başkanımızın ifade ettiği gibi gündem öncesinde Cemal Yükselen hocamız tarafından hazırlanır, bizlere gönderilir ve toplantıya gitmeden gündem üzerine çalışmamızı yaparız ve toplantıyı o şekilde gerçekleştiririz. Bizler burada temsilci olarak ifade ediliyoruz ya, aslında her birimiz ya da diyelim ki ben ve Doğan Başkanım Türkiye Çağdaş Demokrat Grubun seçim kazanmasıyla birlikte atamalı kurullarda görev yapan iki arkadaşız. Muharrem Bey ayrı bir gruptan, Ali Nazım Bey ayrı bir gruptan ve yine Kemal Başkanımız ayrı bir gruptan gelmiştir. Seçim süreçlerinden geçirilmeden farklı bir yöntem ve yöntemlerle seçilmiş olmak ne kadar temsilci olma ifadesini karşılar, onu da sizlerin takdirine bırakıyorum saygılarımla. Evet Sayın Başkan, buyurun. Peki. Sayın Başkan, değerli kurul üyeleri, sevgili meslektaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben de Erzincan Ilıç'ta yaşanan facia ya da kaza demek de garip geliyor aslında, bile bile gelen bir şey için, yani bir tür cinayet benim için. Olay nedeniyle gerçekten üzüntülerimi belirtiyorum. Tanıdıklarımız var, akrabalarımız var, yakın, benim memleketim de oraya çok yakın. Aslında hep söylüyorlardı burada bir problem olduğunu ama az önce bazı diğer arkadaşlarımızın da bahsettiği şekilde Türkiye'de yasama, yürütme, yargı maalesef kuvvetler ayrılığı tamamen yok olduğu için orada bir engelleme veya orada yaşanabilecek bir olayı engelleyebilecek denetimler yapılmadığı için bu olayları yaşamış olduk. Fatih diyecek ki bunu da sisteme bağladın. Yapacak bir şey yok. Artık her şey tek kişiye bağlı. Her şeyin sorumlusu da o. Bir problem yaşanıyorsa. Hani Demirel diyordu ya, Fırat'ın yanındaki kaybolan kuzudan ben sorumluyum başbakan olarak söylerdi. Evet, bundan sonra da Türkiye'de yaşanan en ufak olumsuzluğun sebebi şeyi de Cumhurbaşkanlığı sistemidir ve onu yöneten tek kişidir. Arkadaşlar, benim bir sunumum olacak. Ondan önce birkaç konuda belirtmek istediğim, 34 yıl dedi Ali Nazım Başkanım, burada bir süreç tek yönetim, tek kişi yönetimi. Benim bildiğim nispi temsil geldiğinden beri meslekte birlik orada görev yaptı. Hatta denetim kurulunda Ankara'dan bir arkadaşımız vardı. Unuttum şimdi ismini. Nevzat arkadaşımız vardı. Yine meslekte birlikten yönetim kurulundan arkadaşlarımız vardı. Bizim de bir dönem destek verdiğimiz Türkiye Mali İşler Muhasebeciler Platformu Başkanı Masum Türker vardı. Yani son 2008'di galiba nispi temsilin, 2010 ya da 2008, o günden beri TÜRMOP'ta diğer grupların arkadaşları var. Her zaman da denetimle ilgili bir sorun yaşanmıyor. Bütün denetim kurulu başkanları da az önceki sevgili Kemal Başkanımın söylediği gibi her türlü denetimini yapıyor ve bugüne kadar da bir sıkıntı yaşanmadı. Hukukla ilgili konu şöyle bir durum. Anayasa Mahkemesi TÜRMOP yönetmeliklerin yayınlanmasıyla ilgili 3568'deki Maliye Bakanlığı'nın olumlu görüşü alınır 3 kelime. Bu kelimeleri yasanın o maddesinin o kısmını iptal etti. Yani aslında TÜRMOP kendi hukukunu oluşturabilir. Yani biz genel kurulda bizim oylarımızla çıkan yönetmelikler resmi gazeteye gönderilecek ve orada yayınlanacak. Muharrem Bey onun teknik kısmına ilgili söylemlerini yaptı. Oraya ben çok girmeyeceğim. Aynı şekilde
buradaki arkadaşlarımız seçilmiş Yüksek Seçim Kurulu kararıyla gelmiş olmaları kişilerin şeyinden ayrı söylüyorum. Bir önceki seçim yönteminde oyların sayım yöntemini ve gruplara dağılımını yapan seçim kurulu itirazları eden, aynı seçim kurulu kişileri kastetmiyorum, kurum olarak söylüyorum. Bir sonraki seçimde bu şeyi değiştiriyor. Siz bir sonraki seçimde nasıl bir oy dağılımı ya da hangi gruba nasıl yönetim, denetim kurulu, disiplin kurulu yetkilerini dağıtacak yeni gelecek olan seçim, yüksek seçim kurulu bilmiyoruz. Yani böyle bir ülkemizde yargının aldığı kararların bazıları uygulanıyor, bazıları Anayasa Mahkemesi kararı bir Can Atalay kararını hepiniz biliyorsunuz. Milletvekilliğinin iade edilmesi ve serbest bırakılması gerektiğini söylüyor. Anayasa Mahkemesi iki kere verdi bu kararı. Ne oldu sonuç? Ya inanılmaz bir şey yani. Yargı kararları uygulanmıyor. Bizimle ilgili olan yargı kararı da resmi gazete uygulamadı. Gönderiyoruz yönetmeliği. Ferhat'ın dediği gibi mesela 3 tane sınav hakkı var şu anda yönetmelik olarak çıkarılmış ve gönderilmiş YMM'ler için. Uygulamıyor. İşte bir keyfiyet durumu söz konusu. Bir ilginç bir dönemden geçiyoruz hepimiz. İnşallah hakkımızda hayırlısı diyeyim. Ben şimdi sunumu bir açayım. Yok, 5-10 dakika falan olur. Çıkacak mısın? Ya uzun sürecekse çıkacağım ama 10 dakikaysa sen sun. Tamam. Mikrofonu alabilir miyim ya? Ben de göreyim sunumu, ona göre hani konuşayım. Bizim kurulumuz yeni. Bu dönem kuruldu. 7 arkadaştan oluşuyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Konya ve Trabzon. Tam birer temsilci var. Başkanlığını ben yürütüyorum. Kurulumuz TÜRMOP Yönetim Kurulu'na bağlı ve kurulumuzdan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Genel Başkanımız Emre Kartaloğlu. Bu dönemde bizim daha önce Bursa Odası'nda yaptığımız çalışmaların birikimleri değerlendirmek için bizi Çağdaş Grubu temsilen orada görevlendirdi. Kurulumuzun meslek mensuplarının kullandıkları paket programlarının geliştirilmesiyle başlıyoruz. Sadece LUKA değil, zirve diğer programlardaki arkadaşlarla görüşerek onların yaşadığı ya da bizim yaşadığımız sorunları onlara iletme ve düzeltme şeklinde yapıyoruz. Her türlü program. Burada hepinizin de bildiği ve çoğunuzun da kullandığı farklı muhasebe yardımcı programları var. Onlarla da aynı şekilde görüşüyoruz. Birazdan sunum ileri tarafında onunla ilgili ayrıntılı bilgi olacak. İşte TÜRMOP'un yaptığı imza mühür, e-mühür çok yakında e-mühür de yürürlüğe girecek arkadaşlar. Onunla ilgili çalışmaları bir kısmını bizden de bilgi gidiyor. Maliye Bakanlığı'ndan da bir soket olmadan dijital olarak oluşturulan bir mühür e-mühür olarak kullanılacak ve bundan sonra öyle bir sürü çekmecenizde şey bulundurmayacaksınız. Orada Maliye Bakanı onayı bekleniyor. Yönetim kurulu üyelerimiz de konuya hakimdir diye biliyorum. Ve bizim gelir arttırıcı dijital hizmetler diye bir bölümümüz var. Orada da e-tahsilat uygulamaları şu an çalışılıyor. Zorunlu değil tabii. Hala da istediğiniz TÜRMOP kartla arkadaşlar tahsilatlarını yapabilirler. Sisteme kredi kartları ve tahsilat sistemi tanımlı eğer isterseniz. Zorunlu bir şey yok. Bir gün zorunlu olsun diye de kendi şahsi fikrim. Efendim? Şöyle diyeyim, TÜRMOP kart vardır. Onlar kredi kartı tahsilat sistemleri vardır. Mesela şeye girdiğinizde müşterinizin kredi kartını alıp sisteme girdiğinizde 12 ay tanınmadığınızda 12 ay boyunca güzel bir şekilde varsayalım ki 15 bin lira aylık ücret aldığınız bir müşteriniz var ki çok olduğunu düşünüyorum sizin için. Öyle umuyorum. Onu düzenli olarak müşterinize kredi kartınızı almanız gerekir. Bu dediğim sistemi. POS'un elektronik kısmı öyle diyelim. Sanal posta diyebilirsiniz. Sözleşme e-birlik hepiniz kullanıyorsunuz. Onunla ilgili iyileştirmeler kısmı, TÜRMOP yazılım ekimi, biz bu konuyla da onlarla çalışıyoruz. Ve geliştirmeleri bazılarını sizin haberiniz olmadan bile yapılıyor şu anda.
Sektörlere göre dijital programlar hazırlıyoruz. Şu anda çok yeni bir kurul olduğumuz için birçok konuda belki bir dönem sonra birçok konu sizin önünüze gelecek. Çünkü bir hazırlık aşaması var ve maalesef hem uzun sürüyor ve çok pahalı bir iş. Yani dijital olay, her şey serverlarda gidiyor ve serverların maliyeti çok yüksek. Tesler ve Sürgem'le uyum içinde ne açıdan? İşte Sürgem kredilerimizi yüklüyoruz, sorunlar yaşıyoruz. Onlarla ilgili sorunları alıp yazılım kısmındaki arkadaşlara iletiyoruz. Sürgem'deki yönetim kuruluna iletiyoruz. Tabii bunlar, bizler bu kurumlara direktif falan vermiyoruz. Bizler bütün bilgiyi yönetim kurulu başkanı, bizden sorumlu olan kişi Emre Kartalaoğlu olduğu için biz bütün taleplerimizi ve genel başkanımız vasıtasıyla yürütüyoruz. O açıdan da şanslıyız. Çok enerjik ve çalışkan bir genel başkanımız var. Bir de bağımsız denetimle ilgili yapan arkadaşlarımız vardır. Çok fazla program alternatifi bağımsız denetimde yok. Daha önce TÜRMOP'ta varmış ama maliyeti çok yüksek bir program olduğu için de uygulanmıyor. Güncellenmesi tamamlanmadı. Fakat çok az kullanıcı olduğu için farklı şirketlerden bu programları incelemeye çalışıyoruz. Maalesef Türkiye'de böyle bir sorun var. Bağımsız denetim program sayısı çok az. Mesleği yapan arkadaşlarımız bu konuyu daha iyi bilir. Bununla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Uluslararası kurumlarla ilgili tanışıyoruz ve çalışmaya çalışıyoruz karşılıklı. En büyük engeli söyleyeyim, yabancı dil. Ben dün Malezya Çalışma Ofisi ile bir toplantıya katıldım. İki tane yapay zeka açtım karşıma iPad'den ve cep telefonundan. O konuşan kişinin İngilizcem konuşanları anlama ve orta seviyedir. Kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. O şeyleri dönüştüren yapay zeka zar zor anladım hani ve kendime tekrar kızdım ki nasıl böyle bir durumundayız yani. Meslektaşlarımın çoğunda da maalesef bu konuda engel var. Onlarla görüşüyoruz. Mesela Malezya bize bağımsız denetim programı tanıtmak ve satmak istiyor. Dünkü toplantımız bununla ilgiliydi. Bu konularda bizden çok ileriler. Onu da söyleyeyim. Uzak Doğu. Sorunlarla ilgili onu söylemiştim zaten. Bir ofis yönetim programı var. Turan burada mısın? Burada. İşte TÜRMOP ofis yönetim programı benim 6 aylık çalışma olarak emek verdiğim, kişisel olarak da kurulumda olarak TÜRMOP'taki yazılım ekibiyle birlikte ve şu anda çalışır vaziyette hepinizin kullanımına açık ve ücretsiz. Ne yapıyor bu program? TÜRMOP e-birlik şifrelerinizle TC kimlik numaranıza giriyorsunuz. Program açılıyor. Bir uygulama indirtiyor size kendi masa üstünüze. O uygulama bir dijital anahtar oluşturuyor. O anahtarı saklıyorsunuz. O bir şifre. O anahtarı girdikten sonra bilgisayarınızın ofisinizdeki bütün bilgisayarlara kurup çalıştırabiliyorsunuz. Web üzerinde çalışıyor. Ne yapıyor bu program? Bütün beyannamelerinizin kontrolünü yapıyor. Gitti, gitmedi, yanlış gitti, hatalı gitti. Bütün böyle bir ekranı var. Sorunlu olan işlemin üzerine gelip tıklayınca da size sorunun sebebini söylüyor. Beyannamelerinizin tamamını arayabiliyorsunuz. Hangi yıllarda olursa olsun. PDF olarak indirebiliyorsunuz, gönderebiliyorsunuz mail olarak. Post satışlarının bütün müşterinizin toplu olarak sorgulayabiliyorsunuz. İstediğiniz müşterinizin tüm postlarını da sorgulayabiliyorsunuz. Böylece bir ekranda bu postları sorgulayabiliyorsunuz. Çok hızlı geçiyorum. Vergi levhası listesi Mart ayı geldi. Oluşturacaksınız. İsterseniz tek, isterseniz toplu olarak oluşturabiliyorsunuz. Ve bu müşterinin tüm yıllardaki vergi levhalarını bir tuşla sistem size karşınıza getiriyor. E-arşiv faturada gelen faturalar, giden faturalar ikisini de Excel olarak indirebiliyorsunuz. Giden faturalar yani sizin kestiğiniz faturaları PDF olarak da indirebiliyorsunuz. Toplu olarak Excel'de alabiliyorsunuz. Birçok program bunu yapıyor zaten ama tabi bunlar ücretli. Bütün müşterilerinizin toplu bir şekilde borçlarını sorgulayabiliyorsunuz. Tek tek de sorgulayabiliyorsunuz. Bildirgelere bakabiliyorsunuz. En önemli raporları sorgulama. Bütün çalışan iş yerlerindeki çalışanlarınızın raporlarını sorgulayabiliyorsunuz.
Böylece en çok ceza yedi, müşterilerimizin ceza yedi alanlardan biri. TÜRMOP ana sayfasında TÜRMOP e-ofis var. Burada da işe giriş çıkışları yine toplu bir şekilde sorgulayabiliyorsunuz. Yine ikinci bir en önemli konu, bütün tebligatlarınızı anlık olarak görebiliyorsunuz. Arkadaşlar, bunların hiçbiri depolanmıyor. O anda giriyorsunuz, sorguluyorsunuz. Bir daha, yani onun araçları var, aralık var, gün var. Yani şu günle şu gün arası, şu şirketin ya da tüm çalışan, tüm müşterilerinizin e-tebligatlarını sorgulayabiliyorsunuz. Mesaj değil, mail atıyor. Bununla ilgili bitirdikten sonra birkaç da özel bir şey söyleyeceğim. Ticari Sivil Gazetesi de yine siz şifrelerinizi sisteme girdikten sonra bütün müşterilerinizin sivil gazetelerini sorgulayabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Yine mail gönderebiliyorsunuz. Buraya kadar olan kısım, bunu nereden şey yapıyoruz? Hattat var, biliyorsunuzdur hepiniz. E-mükellef var, zirveci arkadaşlar biliyordur. Tacmin diye Denizli'de bir program var. Bir program daha var, şimdi ismi Irgat. Irgat var. Bir de yine yardımcı programlardan biri Mihsap diye bir program var. O da bir farklı program. Bunların hepsiyle mutlaka görüşüyoruz ya da test ediyoruz. TÜRMOP'un programıyla diğer bu program arasındaki en büyük fark önce para. Ücretsiz bu program. Esas önemli fark şu. Bu program hiçbir veriyi, müşterinizin verisini başka bir server'a göndermiyor veya saklamıyor. O anda ekranınızda görüyorsunuz, indirirseniz siz indiriyorsunuz sizin bilgisayarında. Diğer programların tamamı, Ergat, E-Mükellef, Hattat, hepsi bütün verileri kendi server'ına indiriyor. Siz de ilk yaptıkları sözleşmede bir taahhütname alıyorlar. Siz aslında müşterilerinizin verilerini bir başka üçüncü kişiye vermiş oluyorsunuz ve onun server'ında saklamış oluyorsunuz. Bu bir hukuki problem yaratıyor. TÜRMOP'ta hukuk servisiyle konuşmalarımızdan sonra bizler serverlarda hiçbir şeyi saklamıyoruz. Sizin bilgisayarınızda o anda görüyorsunuz. İndirirseniz siz indiriyorsunuz. Bir daha bakmak isterseniz tekrar girip tekrar bakmanız gerekiyor. Hemen kısa şey, başka bir yere geçti. Enflasyon düzeltmesi programı, Birol Bey burada mı? Luka ekibinin yaptığı bir program. Bu programda E-Birliğe girerek, başka hiçbir yerde enflasyon düzeltmesi yapmıyorsanız, bir program kullanmıyorsanız, mizan verilerinizi burada çok az gözüküyor. Mizanınızı XML ya da Excel olarak sisteme yüklüyorsunuz. Bütün Luka kullansın kullanmasın, E-Birliğe giren herkes bu programı kullanabilecek. Yine ücretsiz. Her türlü verinizi buraya aktarabileceksiniz ve bu veri daha sonra ondan sizden istenen verileri düzenli girdiğiniz takdirde tüm burada gözükmüyor enflasyon düzeltme fişlerin tamamını, kayıtlarını yapıyor. Siz önünüze koyuyor. İster programınızı aktarırsınız, isterseniz yazıcıdan çıktı alıp kendiniz elle yapabilirsiniz. Benim bu konuda söyleyeceğim şeyler bunlar. Enflasyon düzeltmesi programı henüz sisteme açılmadı. Birkaç daha teknik veri bekleniyor. Benim TÜRMOP'a göreve gittiğimde şunu gördüm. Arkadaşlar, bir fabrika var orada. Onu söyleyeyim size yani. İnanılmaz bir şekilde çalışan insanlar var. Hem personelimiz hem de kurulu üyelerimiz, yönetim kurulu üyeleri. Bu açıdan onlara ben müteşekkirim. Ayrıca 25 sene önce, 30 sene önce web'de program düşünme becerisini göstermiş olan o zamanki yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Hala hepimiz kullanıyoruz. Zirve, ben de Zirve kullanıyorum. Bir türlü web'de program tamamlayamadılar. Luka, teşekkür ediyorum onu yapan arkadaşlara. Canavar gibi çalışıyor ve sıkıntıları var mıdır bilmiyorum. Ben de kullanıyorum birkaç firmada. Yeni arkadaşların tamamına da arkadaş alın Luka'nızı. İşinize bakın. Zaten ücretsiz ilk yeni açan arkadaşlara. Bir de bu programlar da ücretsiz. Keşke bizim zamanımızda da böyle imkanlar yeni açan arkadaşların olsaydı. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet arkadaşlar. Ben şimdi yine ilk formata geri dönüyorum. Sıralı önden ve arkadan olmak üzere. Buyurun Yunus Bey. Fatih Bey, Fatih Bey, Sayın Kuruluyor, size pozitif ayrım yaptım ama gözlerim açık. Sıra önde Yunus Bey'di. Buyurun Yunus Bey.
Ben bu arada şeye geçmeden önce peki arkadaşlar, söz almak isteyen diğer tüm başkan adaylarımıza da izninizle arkadaşlar, ben birkaç bir şey düzeltmek istiyorum. Kemal abi çok detaylı açıklamalar yaptı. Kemal abi yönetmelikte doğru, teşekkürlerinde de belki haklısın ama denetim kurulunun mazbataya baktığın zaman abi zaten olmuyordu. Gene YSK'nın içtihat niteliğinde bir kararı vardı. İstifa eden kurul üyesinin yerine aynı kontenjandan birisi geliyordu. Yemininin gelme şansı yoktu. Onu bilmeni isterim. Sen iyi niyetli baktın. Belki de haklısın. Üstelik de denetim kurulunun mazbatası itiraza rağmen ikincisi de yanlıştı. Bir grubun, ki bizde artık yedek yönetim kurulu üyeler kalktı. Yedek listesindeki bir arkadaşımız mazbatadaydı. Yani mazbata yanlıştı abi. Kaldı ki doğru bile olsaydı istifa eden, başka yeminli yoktu senden başka çünkü, mali müşavirse yerine mali müşavir gelecekti. Onu bir söylemek isterim. İkincisi, başkan açılış konuşmasında burası kimseyi kimsenin dövme yeri değil dedi. Öyle de bir şey yok. Ama bazı arkadaşlarımızın ince eleştirileri oldu. Çağdaş Demokratların yürütme kurumundalar. Biliyoruz bunlar arkadaşlar. Buna itirazımız da yok. Fakat bir şey önemli. Herhalde burada Mali Müşavirler Odası da seçilmiş kurul üyesi olan benim. Çünkü seçim süreçlerinden gelmeden yönetim kurulu üyesi olmak dedi Ahmet Hikmet. Yani Türkiye delegasyonunun seçtiği bir yerde nasıl bir seçim sürecinden bahsediyor? Meşruiyet buysa, kendileri de adaydı denetim kurulunda karşımda. Ve şu anda bir kurulda şey yapıyorlar. Bunu asla sataşmak adına söylemiyorum. Yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmak adına söylüyorum. Hangi seçim sürecinden geçti? Yani şecaat arz ederken öyle oldu. Yani bu eğer eleştirilecek bir şeyse kabul, ama kendisi de farklı değil. Fakat üstüne ben daha büyük bir delegasyon sisteminin oyuyla geldim oraya. İkincisi, yargı kararlarının hukukiliğini, siyasiliğini tartışabiliriz. Yine önceki başkanımız Doğan Yılmaz dedi ki, hesaplama sistemini değiştirdi YSK dedi. Yine hatırlatmak isterim ki arkadaşlar, 2019 TÜRMOP seçimlerine bir itiraz yok. Hesaplama sistemi değişen şu arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bir alışkanlık oluşturdu. Kimse de itiraz etmedi. Oysa nispi temsilin dayandığı yer belli. Bunu defalarca anlattım. Hesaplama sistemi de belli. Bunu biz keşfetmedik. Girdiğiniz zaman Google'a çıkıyor. Herkes hesaplarsa sonucun öyle olmadığını, o şekilde olduğunu görür. YSK hesaplama sistemini değiştirmedi. Sanıyorum arkadaşımın gözünden kaçtı. Bunu da hatırlatmak isterim. Bir de evet, Doğan Başkan söyledi. Olumlu görüşü kaldırıldı. Ben de zaten onu söyledim. Tartışmalı olan tarafı şuydu arkadaşlar. Mahkeme kararı disiplin yönetmeliği K-bendi yönünden gittiği için K-bendi yönünden iptal dedi. Oysa o hüküm sadece bir bent açısından değil, bütün bentler açısından da aslında katılıyorum hukuken. Bütün yönetmeliklerin Maliye Bakanlığı'nın onayından kalktığı anlamını çıkarıyor ve anayasada mahkemesinin hiçbir kararında da, yani yaklaşık 15 yıldır takip ederim, böyle sınırlı ve bir şeye alt bende atıf yapılarak iptal kararı da yok arkadaşlar. Bu niye böyle oldu? Dalgınlıklarına mı geldi? Yazım hatası mı bilmiyorum. Ama o tabii hukuken bir tartışma yarattı. Teşekkür ediyorum başkan. Evet arkadaşlar, ben hepinizin anlayışına teşekkür ediyorum. Soru almaya devam ediyorum. Sıra Yunus Bey'deydi. Buyurun Yunus Bey. Evet, merhabalar. Öncelikle 5 TÜRMOP T
temsilci arkadaşlarımızın verdikleri mücadeleden dolayı her birini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum bizleri orada iyi temsil ettiğinizi düşünerek. Aslında az önceye kadar oda başkanımız da toplantının formatını bildirmişti. Şu da acı galiba. Ben 5 kişi olduğumuzu düşünüyordum. Ama 5 parça mıyız artık, 3 parça mıyız? Onunla ilgili de bir sorgulayalım biz. Çünkü burada kısmen de iğne batırmaya geldik. Bir başka iğneyi de şöyle batırayım. Odanın şu anki temsilcilerinden biri olarak yeteri kadar ilana çıkamamışız herhalde. TÜRMOP'ta en güçlü olduğumuz dönemde bu salonda yer olmaması lazımdı. Bu kadar şikayetçi meslektaşın olduğu bir yerde. Bu sadece odamızdan değil, TÜRMOP'tan da. Ama bunun sinyalini aslında 3 ay önce herhalde, yanlış hatırlamıyorsam, başkanımızla başkanlar kuruluna gittiğimizde anladık. Arkadaşlar bunu da bilin, başkanımız da dile getiriyor. Orada o anda 50 tane oda başkanı varsa, TÜRMOP başkanlar kurulunda mesleğin ve meslektaşın durumundan şikayet eden başkan yok. Bu salonda bunu gösteriyor ki şu anda aslında TÜRMOP'tan demek ki şikayet eden meslektaşımız maalesef çok fazla değil, ya da iyi ki çok fazla değil maalesef de demeyelim. Güzel bir şey belki de. Sayın Arabacı, soru varsa onu alalım lütfen. Şimdi soruyu aktarıyorum başkanım. 130 bin kişiyiz diyoruz. Stajyerlerimiz, çalışanlarımız en az belki 500 bin kişiyiz. Yani sayıya döktüğümüz zaman bir Haziran'ımız var. Muharrem Bey kısmen kendine göre bir tespitte bulundu aslında, ama ben Ali Nazım Bey'in de, yani TÜRMOP'u ben de bu konuda yaşadığı nahoş olaydan da belli. Biraz sessiz buluyorum birçok bizim aleyhimize olan uygulamalarda. Dolayısıyla TÜRMOP yönetiminin bana göre pasif kaldığını düşünüyorum. Kendisi de aynı düşüncedeyse bir tespiti ya da bir değerlendirmesi var mı? Teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler Yunus'cum. Evet, tespitim var. TÜRMOP yönetimi bu konuda maalesef yönetim anlayışı olarak, özellikle iktidar çağdaş demokratların yönetim anlayışı olarak doğru bir yöntem içinde olmadığını düşünüyorum. Siz kürsülere çıkıp 21 yılımızı heba etti bu iktidar diyeceksiniz. O iktidardan da çözüm bekleyeceksiniz. Bu mudur arkadaşlar, anlaşınız? Eğer siyaset yapacaksanız partilerin kapıları açık. Gidin orada siyasetinizi yapın. Bu örgütü niye siyasete bulaştırıyorsunuz ya? Ya şurada bile şu anlaşamıyoruz. Yani şurada birbirimize laf sokmaktan beri duruyoruz. Olaya girmemeye çalışıyorum. Ama herhalde çok hoşumuza gidiyor yani. Birbirimize laf sokuşturmaktan dolayı. Ya siyaset yapacaksak buralar değil arkadaşlar ya. Ya burası gönüllü, mesleğe hizmet edilecek yerler. Fedakar insanlar gelsin buraya. Boşaltın buraları ya. Boşaltın, siyaset yapılacak yer meslek odalarının kürsüleri değil, TÜRMOP kürsüleri değil. Ondan sonra da biz meslek noktasında üretim yapamıyoruz. Yapamazsınız efendim. O siyasetçi sizin yüzünüze gülebilir ama arkanızdan da yapmayın der. Maalesef Sayın Genel Başkan çıktı son TÜRMOP Genel Kurulu'nda. Bu iktidar 21 yılımızı heba etti dedi. Bu görüşte olabilirsin, saygı duyarım. Ama bunun ifade edildiği yer o kürsüler değil. Siyaset kürsüleri. TÜRMOP'un genel kurulunda konuşulacak meseleler bellidir. Siyasetten arındırılmış mesleki sorunları ve mesleğin geleceği ile ilgili projeksiyonları konuşacağımız mekanlardır. Dolayısıyla yani bu konuda ben mevcut yönetimin sınıfta kaldığını düşünüyorum. Evet, şimdi sıra arka tarafta. Hayrettin Ersoy. Hayrettin Bey'den sonraki soruda böyle bir konuyu düşünebiliriz tabii ki. Evet, benim soruyu sormadan önce yapacağım girizgahı arkadaşlar yaptı böyle işte. Benim sonra da belki devam edecektir. Ama bence temel sorunumuzu, en baştaki sorunumuzu sanırım Ali Nazım Bey söylemişti. Yani bütün sorunları birden ortaya dökmek yerine en temel, en başta, en öncelikli sorunumuzu belirleyip, tek bir sorunu belirleyip, örgütü de bu anlamda şu andaki gibi değil, örgüt de bir anlamda yanımıza
alarak, arkamıza alarak, güç isteyen, buraları doldurarak, nasıl doldurulur, açık alanda mı yapılır bilmiyorum ama meslektaşı da yanımızda almanın yolunu bulmamız gerekiyor. Bence temel sorun haksız rekabet. Bizim mesleğin sorunlarının büyük bir kısmı bu haksız rekabet kaynaklı. Yani mesleğin yapısal anlamda, yani yasal altyapı olarak bir haksız rekabete açık. Yani şimdi yeminli arkadaşlarımız da var içimizden giden. Zülfiyar'a belki dokunacağım ama yeminli serbest muhasebeci mali müşavir arasındaki yapısal haksız rekabet ortamı var. Yani kanun haksız rekabet yapmana yol açmış. Yani diyor ki mesela yeminli bir işletmede yeminli varsa mali müşavir olmasa da onun imzası oluyor. Halbuki mantıklı olarak düşündüğünüzde yeminli denetim konumunda icracı serbest muhasebeci mali müşavir ama yeminli olunca İcarcıya gerek yok. Teftiş eden adam onlar da halletsin mantığı. Dolayısıyla yeminli olmaması gerektiği halde mali müşavirlik de yapıyor gittiği işletmede. Bu bir temel bir haksız rekabet bu. İkincisi biz birbirimizle ayağına atış ediyoruz. Fiyat rekabeti falan. Bunlara bir çözüm, yani bu haksız rekabet her iki boyutuyla veya başka boyutlarıyla bir çözüme, yasal altyapıya ve pratik çözüme ulaşılacak. Altyapıyı önce biz bir belirleyeceğiz, nasıl bir altyapı kuracağız, kimseye ayrıcalık, öncelik, avantaj sağlamadan, hiçbir meslek grubuna sağlamadan nasıl hakkaniyetli bir altyapı oluşturabiliriz, yasal zeminini, bunu belirleyip, olsa kamuoyu oluşturarak, bence siyaset yapma yeri, Ali Nazım Bey'in dediği gibi siyaset yapma yeri burası değildir fikrine ben katılmıyorum. Mecliste de siyaset yapan partiler, işte muhalefet partisi iktidara sataşıyor, işte yanlış yapıyorsun falan diyor ama sonuçta kanun çıkarmak için beraber tartışıyorlar ve bir kanun çıkarıyorlar. Aynı şeyi ben iktidara eleştirebilirim ama istediğim şey bana avantaj sağla, benim mesleğimi öne çıkar, bana kıyaklar yap değil ki. Biz diyoruz ki bu ülkenin ekonomisinde söz sahibiyiz, sorumluluk sahibiyiz, emek veriyoruz. Bu emeğimizin sağlıklı ve verimli olabilmesi için şu yasal düzenlemeleri yapman gerekiyor. Senin icraatlarını eleştirebilirim ama bunu talep etmek, ben kişisel bir şey istemiyorum ki senden, torpil istemiyorum ki senden. Sen siyaset yapıyorsun, sana torpil yapmayacağım. Benim yanında olsan torpil yaparım sana demiyor. Öyle bir şey değil ki bu. Onun için eğer biz, siz yöneticiler, biz meslek mensupları, bu mesleğe sahip çıkamazsak böyle çok ortada kuyu var yanından geç bağında pasaport işte yeşil mi kırmızı mı nasıl olacak muhabbetiyle zaman geçiririz. Başka bir işe yaramaz. Ben bu konuda sizden beklediğim, meslektaşlarımdan beklediğim temel sorunumuzu bir çözüm altyapısına biz önce ulaştıralım. Ondan sonra da bunu kamuoyuna mal edip icraya baskı yapacak gücü oluşturalım. Bu gerekirse toplantılar yapalım, gerekirse yürüyüşler yapalım ama bir şey yapalım, yoksa böyle salonda, sıcak salonda oturup birbirimizi ağırlamanın veya birbirimize laf sokmanın boşuna zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Muharrem Bey salondan ayrılacağı için bir pozitif ayrım istedi. 5.30 gibi buradan ayrılacağı. Önce Muharrem Bey'in şahsına olacak soruları alalım sırayla. Peki o zaman Zennur Hanım'ın sorusunu alayım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Komisyona ve bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese minnet duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir programdı. Ben öncelikle Ali Nazım Tekelioğlu'na bir teşekkürüm var. Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e şeffaf eleştirinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bir sorum da Muharrem Bey'e var. Bu açılan davalarla ilgili gerçekten benim bilgim yok. Onlarla ilgili bir bilgi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun Muharrem Bey. Evet, var mı Muharrem Bey'e başka soru? Peki. Toptan Muharrem Bey notlarınızı alıyorsunuz o zaman. Şimdi Muharrem Bey gitmeden tabii yönetim kurulunda olduğu için onu da ilgilendiriyor bu soru. Benim üç tane bir isteğim var. Birincisi bunu TÜRMOP yönetiminin seçeceği şey. Acaba böyle 3 yılda bir seçimden seçime alo Ramazan Özen, ben işte şuraya adayım, destekler misin? Veyahut da müsaitse gelip de bir ona 3 yılda bir çayını içebilir miyim demek yerine bu şeyde acaba benim üyelerim ne yapıyor? Maddi ve manevi sıkıntılar var mı? Hasta mı? Nedir? Sürünüyor mu falan?
Bunu komple üyelerle ilgileniliyor mu? Bir, böyle bir fon var mı? İkincisi, bizim bu 89'da çıkan yasada, yani kaç yıl oluyor? 35 yıldır. Ya en uzun ünvan bizde. Serbest muhasebeci, mali müşavir, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci. Yok ondan sonra yeminli mali müşavir. Ya bir yasada eğer değişmesi gerekiyorsa burada bütün yönetim kurulundaki arkadaşlar mecliste herhalde bir milletvekili vardır herhalde. Bir komisyona torba yasa tanısına bir madde eklersin. Şu ünvan değişecek. Bir de önemli olan bu aidat meselesi var. Şimdi ayda 20 bin lira kazananla ayda 200 bin lira kazanan aynı aidatı ödemek adil mi yani sizce? Ha ben çalışmıyorum, benden de yarısını alıyor. Ben ödeyeyim ama dörtte birini ödeyeyim. Fakat adam ayda 200 bin lira kazanıyor, kazansın. 500 bin kazansın. Ama ayda 20 bin lira yeni giren meslektaşları var mesela veya 10 bin lira kazanıyor. O da aynı aidatı ödüyor. Ya bu konuda bir adaletsizlik yok mu yani? Bu konuda bunu siz yönetim kurulu olarak eğer yasa çıkması gerekiyorsa iki madde ekleyin torba yasasına. Bir milletvekili yok mu yani bizim meslektaş veya tanıdığınız bir milletvekili komisyonlarda? Bunu bu şekilde bir çözülemez mi yani? Çok adaletsizlik var yani. Ben şahsen yani şuraya geldiğim zaman çalışmıyorum. Bir emekli maaşım var. Bilen arkadaşlar biliyor. Pandemi döneminde maske satarak aidat ödedim ben. Bal satarak aidat ödüyorum. Evimde eşim bana kızıyor. Sen diyor niye şey yapıyorsun, mesleği yapmıyorsun diyor. Yapma diyor. Ben diyorum yönetimdeki arkadaşlar diyorum yardımcı oluyor bana. Hakikaten de isim vermek istemiyorum yani. Çok sağ olsun. Sağdan veya soldan açık söyleyeyim. Sağdan veya soldan bütün yönetimde olan arkadaşlar bana yardımcı oluyor. Sağ olsunlar yani. Ama maaş olarak değil. Ben de alnımın teriyle gidiyorum mesela şey yapıyorum. Durumumu bu diyorum. Anlatıyorum yani. Bu şekilde şey yapıyorum. Yani burada bir büyük bir adaletsizlik var yani. Aidat ödemek. Bir de geçenlerde en son meclis toplantısı oldu. Sayman arkadaş dedi ki tahsilat oranı 49 nokta kusur. Ya bunu ödemekle bu odalar aidat ödemeler olursa bu odalarımız aidat şey yapacak yani ayakta kalacak yani. Bu konuda duyarlılık istiyorum yani. Ne bileyim yani çok bir şeylik var yani. Yani duyarsızlık var, ilgisizlik var yani. Bunların dikkat alınmasını istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir arkaya uzatalım. Arkada bir soru var. Recep Dülger. Özellikle ücret tarifesi konusunda bir belirsizlik var. Bu belirsizlik mesleğe başladığımız günden bu yana artık tavan yapmış durumda. Devletin açıklamış olduğu tarife ayrı, TÜRMOB'un ayrı, odamızın ayrı. Bunu mükellefe anlatmakta güçlük çekiyoruz. Bunun ortak konsensüsünü burada nasıl sağlayacağız? Sizlerin bu konuda TÜRMOB açısından bence bir başarısızlık hikayesi var. Biz derdimizi anlatamıyoruz. Proje geliştiremiyoruz. Ve çözüme kavuşturamıyoruz. Siyaseti ağzımıza dolayıp burada malzeme yapıyoruz. Ama mesleki konulara temas edemiyoruz. Olması gerekenler yerine kısır çekişmelere maruz kalıyoruz. Biz meslek mensubu olarak 35 yıldır bu işin içerisinde ezilmekte devam ediyoruz. Sosyal olarak ailemize, kendimize, milletimize hizmet etmek kısmında sürekli biz kendimiz fedakarlık ediyoruz. Ama ücret politikasını bir türlü çözemiyoruz. Neden çözemediğimizi ben Sayın TÜRMOB üyelerinden şu anda bir açıklama bekliyorum. Neden üç başlı bir listemiz var ve bu neden bu çözüme kavuşturulamıyor? Boş siyaset mi yapacağız? Mesleğimizi mi yapacağız? Gelir mi kazanacağız? Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürler. Var Muharrem Bey'e başka soru? Buyurun İbrahim Bey. Hepinize saygılar sunuyorum meslektaşlarım. TÜRMOB Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etmeyeceğim. Yani iyi bir şey olmuş gibi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ne mesleğin iyi tarafından bahsedeceğim ne kötü tarafından. Ben TÜRMOB yöneticilerime şunu sormak istiyorum. Arkadaşlar siz seçilip orada aynı düzeni devam mı edeceksiniz? Onlarla mücadele mi edeceksiniz? Şunun için söylüyorum. Ya ben vatandaş olarak Cumhurbaşkanı seçilebiliyorum. Eğer desteğim varsa. TÜRMOB'a başkan olamıyorum. Bu nasıl bir odadır? Bak çok basit bir şey söylüyorum.
Çok uzatmadan bir şey daha söyleyeyim. Bir KDV iade yasası çıkmıştı. Hala uygulaması ile ilgili bir şey yok. Yönetim kurulu üyelerim, TÜRMOP'ta ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Maliye Bakanlığı ile görüşüyor musunuz? Bu KDV iadelerinin alınmasında mali müşavirlere verilen bir limit vardı. Bu uygulamaya geçecek mi, geçmeyecek mi kardeşim? Bana bir de bunu söyleyin. Bir şey daha diyeyim. Yani TÜRMOP'un bizim meslek yasamızın değişmesi. Orada yeminli başkan olacak diyor yani, basit şöyle çok süslemeden söyleyeyim. Orada hiç bu konuda harekete geçiyor musunuz? Biz mi odaları harekete geçirelim? Ne yapalım? Tek tek odaları mı gezelim? Meslek yasamızın değişmesi için mecliste öneri verilmesi için biz mi çalışma yapalım? Yani sizler böyle bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Bir ilk olmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Muharrem Bey değil, hepinize. Muammer Bey de duysun diye diyorum. Teşekkürler. Peki başka Muharrem Bey özellikle soru varsa onu alalım. Buyurun Muharrem Bey. Ben Sayın Başkanım. Mikrofonu böyle alalım. Ben Sayın Başkanım, önce başta size olmak üzere tüm TÜRMOP'tan katılan TÜRMOP üyelerine istisnası olarak saygı ve teşekkürlerimizi, hürmetlerimizi iletiyoruz. Bizim yıllardan beri Bursa'da görmek istediğimiz tablo bu. Birleşmiş bir Bursa Mali Müşavirler Odası. Dolayısıyla Nazım Bey'in sözüne de tamamen katılıyorum. Herkesin bir siyasi görüşü olabilir. Fakat bunların yapılması gereken arenalar, tenkit edilmesi gereken arenalar siyasi partiler olmalı. Burada siyasi parti gömleklerimiz, yani siyasi partilerde görev yapabiliriz ama siyasi parti gömleklerimizden arı olarak kürsüde ve diğer kurullarda görev yapmak çok daha uygun. Burada benim bir önerim olacak beyefendinin sorusuna hem de genel olarak Muharrem Bey'e de sormak istiyorum. Ali Nazım Bey de aynı şekilde. Şimdi TÜRMOP üyeleri ve bütün mali müşavirler odalarının aile fertleriyle beraber yaklaşık Türkiye'de 300 bin kişilik bir aileyi temsil ediyoruz. Yanılmıyorsam belki daha da fazla. Şimdi bunların bireysel olarak lobisinin yapılması çok zor. Bir organize kuruluşlar şeklinde, yani teşkilatlı bir şekilde bütün illerin TÜRMOP başkanları, bu şekilde il başı TÜRMOP üyeleri yıllık çeşitli zamanlarda Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlıklarında görüşmeler yapılabilir mi? Meslektaşın üzerindeki yükler, önemli sıkıntıları çözülebilir mi? Bir de Muharrem Bey, 3568 sayılı yasanın yeniden değiştirilmesi herhalde elzem diye düşünüyoruz. Bunları için örnek olarak ileri ülkelerdeki, yani bir Almanya, işte bir İsviçre, bir Kanada, bir Avustralya'daki yasalar örnek alınabilir mi? Onlardan faydalanabilerek, yani tenkitlere mahal bırakmayacak şekilde adilane bir yasa çıkarılabilir mi? Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Buyurun Halil Bey. Evet arkadaşlar. Açık açık Halil. Bu gurur tablomuz tabii. Özlediğimiz bir tablo. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Farklılıklardan güzellikler doğar. Bu manada düşünelim. Biraz önce Muharrem arkadaşımız komisyondaki 3568 sayılı yasadaki değişikliklerle ilgili çalışma yapılması gerektiğiyle ilgili söze başladı. Fakat bu da siyasetçilerin işi maalesef. Meclisten çıkacak. Bu yasa. Meclisten çıkıyor. Bununla ilgili de mecliste hukukçular çoğunlukta oldukça bizimle de ilgilenen fazla olamıyor. Demek ki neymiş? Siyaset yapmalıymış meslektaşlarımız. Mecliste belli bir çoğunluğa ulaşırsak yasaları mesleğimize uygun olarak değiştirme imkanına sahip olacağız. Bu tespiti yaptıktan sonra şimdi bizim her beyan ve bildirimler döneminde bazı sıkıntılarımız oluşuyor ve bu sıkıntılar kronikleşti. Sistem altyapısındaki yetersizlikler sebebiyle dönem sonlarında işte meslektaşlarımız gece yarılarına kadar 12'ye kadar bekliyorlar. Ondan sonra da işte uzatmalar geliyor. Bununla ilgili görüşmeler yapılıyor mu? Altyapıyla ilgili sıkıntıların halledilmesi yolunda. Bu ne zaman bitecek? Bu bir ızdırap haline geldi. Diğer bir konu da
yönetim kurulu üyemizin ikisi de buradayken bunları söylüyorum. Yönetim kurulunda TÜRMOP'ta görüşülüyordur mutlaka, bilgi versinler diye. Öbür taraftan seçim döneminde bizim bir önerimiz, işte projemiz vardı. Beyan süreleri tatil sürelerine denk geliyorsa son gün o tatil süresi kadar beyan süresi uzatılsın şeklinde bir projelerimiz vardı. Bunu meslektaşlarımıza anlattık seçim çalışmaları döneminde. Bununla ilgili bir gelişme, girişim var mı? Teşekkür ederim. Evet, sanıyorum Muharrem Bey'e var mı sorunuz? Buyurun. Özellikle bana olan sorular alsan ben çıksam. Soruları cevap vermeden çıkamazsınız tabii ki. Teşekkür ederim bana söz verdiğiniz için. Ben Bursalı değilim. İstanbul'dan geldim İktisadi TV ile beraber. Ancak hazır burada iki tane yönetim kurulu, TÜRMOP yönetim kurulu üyesini bulmuşken şunu söylemek istiyorum. Şimdi hiç dile getirilmedi. Gündemde de yok. Olan şu. İsminizi Sabri Kömek efendim. Sabri Kömek. Yani 1982'den beri meslek mücadelesinin içindeyim. Kavgasını verdim. Hala da vermeye devam ediyorum. Benim söylemek istediğim serbest meslek makbuzu. Şimdi serbest meslek makbuzunu düzenlemek zorunda. Kim? Serbest meslek icra edenler, yani bizler ve bizim gibi olan avukatlar, mühendisler vesaire. Şimdi serbest meslek makbuzunu biz ne zaman düzenleyeceğiz? Tahsilat esası var. Ama katma değer vergisi kanununda bir madde var. Diyor ki mal teslimi ve hizmet ifası diyor. Bugüne kadar ben hiçbir meslektaşımdan bu konuda bir şey duymadım. Biz mesleği her ay icra ediyoruz. Neyle icra ediyoruz? Beyanname gönderiyoruz. Aylık olarak bir sürü işlemler yapıyoruz. Ama makbuz düzenlemiyoruz. Eğer makbuzu düzenlersek tahakkuk eden katma değeri ödeme şansımız yok. Bunu ben bir sürü toplantıda, TÜRMOP'un genel kurullarında delege olduğum dönemde de yerini dile getirdim. Ancak bir çare bulamadılar. Hala da bulunacak mı? Ben bunu iki yönetim kurulu üyesi arkadaşımdan özellikle istiyorum. Yani bu konuya bir açıklık getirilmesi lazım. Bir de ben 50 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle güzel bir tabloyla karşı karşıya kaldım. Yani birileri gelmiş, birilerine hesap verir gibi. Biz bunları yapmaya çalışıyoruz, biz bunları yapıyoruz. Birileri de bir şey soruyor. Bu çok güzel bir şey, meslekte olması gereken bir şey. Ben bugüne kadar hiç rastlamadım, İstanbul dahil. Hiçbir yerde rastlamadım böyle TÜRMOP temsilcilerinin gelip üyelere bazı mevzuat dışında bir toplantı yaptıklarını. Bu konuda Bursa öncülük etti sanıyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanıma ve basın kurulu üyelerine. Çok güzel bir toplantı. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, Sayın Ali Serbest'in son soru Ali Serbest'ten alalım. Peki Melek Hanım ve Ali Serbest. Evet ama sorular size Sayın Muharrem Kaya. Tamam, sizi daha sonra. Genelse arkadaşlar Muharrem Bey ayrılacağı için istirhamım Muharrem Bey'e soracağınız soruları alalım. O şehir dışına yola çıkacak. Öncelikle Bursa camiasındaki meslektaşlarımı bir serzenişte bulmak istiyorum. Bu kadar 4-5 kişi bir ekipte Bursa gurur duymamız gerekirken ve sorunlarımızı rahatlıkla ifade edebileceğimiz bir ortam olması gerekirken şu salonda 50-60 kişinin olması gerçekten üzücü bir olay. Yasamızın 29 bölü B maddesinde TÜRMOP'un görevleri arasında şöyle bir madde var. Meslek mensuplarının geleneklerini, düzen ve geleneklerini, menfaatlerini korumaktır diye görevleri arasında TÜRMOP'un var. Bu maddeye istinaden TÜRMOP geçmişten bugüne kadar nasıl bir yöntemle uyguladı, menfaatlerimizi korudu, ne gibi girişimlerde bulundu? Bu bir. İkinci olarak da Muharrem Bey, siz iletişimde sorunlar yaşadığınızı belirttiniz. Gerek siyasetle, gerek bürokrasiyle iletişimde bir problem. Ben mi yanlış anladım bilmiyorum. Şimdi normalde
şu olması gerekmiyor mu? Hem TÜRMOB'un hem de muhatap olduğumuz kurumların birbirlerine karşı siyasi siyasetten arınmış bir şekilde devlet kurumsallığına yakışır bir şekilde ve TÜRMOB kurumsallığına yakışır bir şekilde birbirlerini muhatap olması gerekmiyor mu bu noktada? Çünkü aralarındaki siyasi görüş farklılıklarından dolayı sürtüşmeler hep biz meslek camiasına zarar giriyor. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Buyurun Sayın Muharrem Kaya. Arkadaşlar, yarın Karabük'te bir program olduğu için malum yolda uzak çıkmam gerekiyor. İki arkadaşım da bekliyor beni çıkmak için. Öncelikle affınıza sığınıyorum. Şimdi burada laf sokma falan dendi. Arkadaşlar laf sokma falan yok. Hepimiz arkadaşız. Hepimiz bir görev içerisindeyiz. Bazı arkadaşlarımızın dili sürçtü. Biz de bunu hatırlattık sadece. Özellikle de biz zaten bunları açık açık konuşuyoruz. Böyle bölünmüş parçalanmış bir yapı yok. Bunu söyleyeyim. Zennur Hanım'ın sorusundan hareket edeyim. Arkadaşlar dava edilmiş konuları paylaşmak diye bir şey yok. Ama kazanılmış iki tane davanın konusunu bilmiyorsanız ben size söyleyeyim. Sosyal medyada bunları paylaşmadık. Gerekirse de paylaşacağız. Bir, sürgen 5 kişiydi, 7 kişi atandı. Yönergeyle atandı. Biz de dedik ki yönetmelik yayınlanmadan normlar yerine göre yönergeyle 7'ye çıkaramazsınız. Bunu aykırı bulduk. Mahkemede görüşümüze katıldı. Yönetmelik zaten iptal edildiği günde bir gün sonra da yönetmelik yayınlandı. İkincisi, TESMER yönetmelikte 5 kişi arkadaşlar. 7 atandı. Ona da aynı şekilde. Hatta 2013'ten beri 7 kişi TESMER. Hatta Ahmet Başkan 45 bağlı şubemiz var dediniz değil mi? Şimdi aslında kurumsal olarak Antalya, İzmir ve İstanbul'un dışında TESMER'in kurumsal olarak tescillenmiş bir şubesi yok. Sadece odaların TESMER'de. Çünkü bakın TESMER şubesi olduğu zaman şube giderlerini merkez karşılar. Bursa Odası'nın giderlerini, huzur haklarını falan karşılıyor mu TÜRMOB? Yok, karşılamıyor. Demek ki şube değil. Yani odanın yetkinde. Ama tabii ki bu TESMER'in iletişim anlamında merkez TESMER'le iletişimi mecburi, staj dosyaları buradan alınıyor, buradan gönderiliyor. O iletişimin olması şube oldu anlamına da gelmiyor. Bu da bir boşluk. Ramazan Özen adil mi dedi? Vallahi adil değil Ramazan abi. Türkiye'de hiçbir şey adil değil. Yani ne diyeyim? Ama TÜRMOB Yönetim Kurulu bütün seçim grupları şurada mutabık kaldık. Ender mutabık kaldığımız konulardan biri. Belli bir rakamın altındaki geliri olanlara dan aidat alınmasın. Bu asgari ücret mi olsun, yarı asgari ücret mi olsun tartışılıyor. Zaten ülkede de biliyorsunuz asgari ücret vergi dışı. Burayı tartışıyoruz ama artan oranlı belli bir rakama kadar aidat alınmasın. Ondan sonra da artan oranlı maktu aidat alınsın. Madem nisbi iptal oldu, artan oranlı maktu aidatı konuşuyoruz şu anda. Şimdi bu tabii bizim meslek örgütü olarak uhdemizde olan bir şey. Genel kurula bunu götüreceğiz. Umarım ortaklaşarak hazırlarız. Odaların çünkü buna ihtiyacı var arkadaşlar. Ya yasa konusunda birçok şey söylendi. İlk turdaki cevaplarımı da söyledim. Arkadaşlar biz derli toplu bir yasa hazırlayalım. Anlaştığımız maddeleri öncelikle meclise götürelim dedik yönetim kurulunda. Anlaşamadıklarımıza da herkes kendi lobisini yapsın diye bir şey görüşme oldu. Orada da bununla ilgili yönetim kurulundan ayrı bir kurul oluşturulsun, yasa yazım kurulu ya da komisyonu gibi. Azınlık üyelerinde ısrarıyla oraya ben de girdim. Hüseyin Yıldız, Cemal İbiş ve benden oluşan.
Fakat o kurul çalışmadı arkadaşlar. Meğer arka planda çalışıyormuş. Ben sordum, dedim ki kurul üyesiyim, haberim yok bunlardan. İdari tedbirlerle ilgili ne yaptınız? Biz 16 kurullarla çalıştık. Yani böyle bir ortaklaşma yönetim anlayışı. Böyle bir şey oldu. 31-12'ye kadar süre koymuştuk. Kalem oynatamadık, hiç toplanamadık arkadaşlar. Yani şunu yaptık demeyi isterdim. Recep arkadaşımız haklı. Oradan baktığında siyaset kısır çekişmeler gibi gözüküyor. Bir de tarife konusunda, evet haklısın. Geçen yılda, bu yılda genel başkanımızla şunu görüştük. Tarife istediğimiz gibi çıkmasa ne yaparız? Aktivist eylem yapar mıyız? Evet dedi. İstediğimiz gibi çıkmadı, yapamadık arkadaşlar. Bu defa da ben özelde şunu söyledim. Sayın Başkan, bakanlık tarifeyi 31-12'ye kadar yayınlamak zorunda. Yayınlamadığı zaman rol çalıp fiili durum yaratalım mı? Biz yayınlayalım mı dedim. Düşüneyim dedi. 31-12 geçti. Sanıyorum tarifemiz 8 ya da 9 Ocak'ta yayınlandı. Yani usule de uygun değildi o tarif. Ama sonuçta yetki bakanlıkta arkadaşlar. Üçlü tarife, o konuda da şuna dikkat edin. Oda başkanımla da görüştüm. TÜRMOP'la da bunu görüştük. O tarifelerin üzerine tavsiye niteliğinde yazmazsak bizi şöyle bir zorluk bekliyor arkadaşlar. Yarın bir müfettiş tarifesi olan mesleklerde tarife esas alınır diyor. Ben en yüksek elan olan, atıyorum Bursa Odanı'sı herhalde TÜRMOP'a göre daha yüksek belli noktalarda. Bir vergi müfettişi onu esas aldığında böyle bir haksız tarihatla karşı karşıya kalabiliriz. Odanın ve TÜRMOP'un tavsiye niteliğinde Recep. Evet, bunları çözmek için mücadele etmeli miyiz? Evet. Edebiliyor muyuz? Hayır. Yani yapamadığımız zaman nasıl diyeyim, burada şunu yaptık, bunu yaptık. Doğru olmayan bir şeyi anlatmamı istemezsiniz herhalde. Eleştirilerinde haklısın. Zaten her arkadaşım sorudan önce bir eleştiri ve fikir beyanı yaptı. Haklısınız. Dolusunuz. Karşınızda iki tane yönetim kurulu üyesi var. Hesabını da soracaksınız. TÜRMOP başkan adayı, yani İbrahim abi bunu da aslında konuştuk. Yasaya yazım kurulu çalışsaydı bunları dile getirecektik. Bu artık bireysele kaldı. Üzgünüm ki bireysele kaldı. Ya da ileride bütün gruplar bir konsensus sağlarız. Yasanın tamamının değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Bir maddesinin, iki maddesinin değil. Buraya bir konsensus sağlayıp bir lobi oluşturmamız gerekiyor. Bunu öteden beri söylüyorum. Muharrem Akgün, yasanın yenilenmesi, aynı şeyi söyledin. Arkadaşlar ben yasanın bir yerden kopyalanmasına karşıyım. Yani bizim gelir vergisi kanunumuz Almanya'dan, ticari kanunumuz Fransa'dan. Ya bu toplumun dinamikleri farklı. Oralardan nasıl faydalanabiliriz biliyor musunuz? Sadece usul ve şablon olarak faydalanabiliriz. Şimdi adalet çok evrensel bir şey. Herkesin de istediği bir şey. Yamyamlığın olduğu bir toplumdaki adalet anlayışıyla uzaya giden bir toplumdaki adalet anlayışı farklı. Biz de bu topraklara göre bir adil olacağını düşündüğümüz bir yasa çalışmasını zaten meslek kamuoyuna açmadan yapamayız bunu. Zaten de o kurul oluştuğunda da arkadaşlarımızla böyle bir karar aldık. Kamuoyunu açalım, örnek taslaklar alalım, akademisyenlerden görüşelim ama çalışamadık. Niyet iyiydi, sonuca ulaşmadı. Yani Ali Serbest, 29 Bey ile ilgili seninle özelde görüştük, bunu cevaplamayacağım.
Evet, çıkarlarını korumak. Arkadaş, çıkardan kastımız ne? Maddi çıkar mı, manevi çıkar mı? Şu anda icra kurumunda değilim. Bu konuda yeterli miyiz? Bunu azınlıkta olduğum için mevcut iktidarı eleştiren anlamında da söylemiyorum. Bu acil gündem olarak alınılmıyor. Aslında acil gündem olması lazım. Bir de KDV iadeleriyle ilgili bir soru geldi. Evet, bu konuda bakanlık bunu atladı. Biz de atladık. İlk toplantıda genel başkana bunu ileteceğim sözlü olarak. İletişimi iyi çünkü. Eğer gereğini yapmazsa da zaten önerge veriyoruz. Önergeyle bunu gündeme getiririz. Bu konuda bakanlık bir tebliğ çıkarmadı arkadaşlar. Yasada şey yaptı. Sınırlarına usulünü belirleyen bir tebliğ çıkarmadı. Bu konuda da haklısınız. Şimdi İstanbullu meslektaşımıza teşekkür ediyorum. Hani bir arada olmayı, evet, hesap sormaya geldi arkadaşlar. Biz de hesap vermeye geldik. Herkesin beklediğini söyleyebiliyoruz ya da söyleyemiyoruz. Ama 5 arkadaşımız da açık yüreklilikle buradayız. Yani serbest meslekle ilgili bir enteresan bir şey söyledin abi. Onu not aldım da kendi yazımı okuyamadım ya. Hayır. Şimdi hatırladım. Aslında teslim ve hizmet. Sıkıntı katma değer vergisinde teslim ve hizmetin ne zaman tamamlandı? Arkadaşlar, teslim ve hizmet katma değer vergisi kanunda tanımlanmış. Fakat vergiyi doğuran olayın ne zaman gerçekleştiğinin tanımlanmadığı tek kanundur katma değer vergisi kanunu. Bunu aslında Bursa'da biz zaman zaman birçok arkadaşımızla meclislerde de mesleki toplantılarda da söyledik. Çok doğru. Abi, burada bir iştahata gerek yok. Samimiyete binaen söylüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Bir dişçiye gittik. 10 tane dişimizi yaptıracağız. Üstüne temizleme de yapacak. Efendime söyleyeyim, protez de takacak. Toplanlaştık. Bir seferinde gittik. Dişimizi temizledi. İmplant yaptı. Öbüründe gitti. Öbür dişimizi yaptı. Sonra da toparladı. Bunu 11. ayın sonunda toparladı. Hizmetin bittiği an orasıdır arkadaşlar. Ve katma değer vergisi o zaman doğar. Şimdi mesleğimize döndüğümüzde parça parça teslim diye bir şey olmaz. Biz defterini tutuyoruz. Ve beyannamesini veriyoruz. Sonucu neresi bunun? Değil arkadaşlar. Beyannameyi verdiniz. Gelir vergisi mükellefler için 31.3. Hizmeti bitirdiniz. Makbuzu kesersiniz. Bir önceki yıldan mahsuplarınızda kalır. Kurumlar vergisi mükelleflerinde de 34'tür. Bu görüşüme çok güveniyorum. İstiyorsanız böyle yürüyebilirsiniz. Hukuksal süreç doğarsa bedava birlikte yürütmek noktasında garanti verebilirim. Ama bir meslek örgütü buna ilişkin bir açıklama yapmalı mı? Arkadaşlar, mesleğimiz bir şekilde de yorum mesleği ya. Bunu biraz kendimiz geliştirmek durumundayız. Hani her yiğidin bir yoğurt yiğidi var. Yani genel başkan size şöyle davranın diye bir şey söylemesi de talimat gibi olur. Doğru olmaz arkadaşlar ya. Katma değer vergisi kanununda vergiyi doğuran olayı tanımlatabilecek güce sahip miyiz? Aslında kanun bütününe baktığınızda açık. Ama biz eğer talimat şeklinde bir kanun istiyorsak o da doğru olmaz diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, sistemdeki problemlerle alakalı Nazım abi cevaplayacak. Son bir torba yasada elektrik kesintileri ve yazılım gibi sorunlarla ilgili bu sorunun teşkil ettiği süre kadar devam ettiği süre kadar son güne rastlarsa da 3 gün uzayacağına dair bir yasa tasarısı var. Ama meclisten geçti mi? Meclisteydi hatta yani. Geçti mi geçmedi mi takip etmedim. Yani bizim seçimde söylediğimiz projenin dışında sadece elektrik ve dijital problemlerle ilgili bir düzenleme var. Arkadaşlar bunu biliyorsa cevaplarlar. Başka cevabını almadım diyen var mı? Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın da iznini alıp çıkmak istiyorum.
vermek isterim. Bu beyannamelerin son gün süresiyle en son Muharrem Bey orada bıraktı ya, hani konuyla ilgili olduğum için istersen. Evet arkadaşlar, zaten oldukça az kaldık. Bir protokole gerek yok. Bursa'nın delege sayısının yarısının da altındayız. Doğan Başkan bu konuyu tamamlasın. Sonra soruları alalım isterseniz. Ali abi sormuştu galiba. Başkan mikrofon kullanırsanız kayıt rahat olur. O zaman madem kayıda girdik, Halil Bey sormuştu. Sevgili Meclis Başkanımız. Beyannamelerin son günde yaşanan problemlerle ilgili idare bu konuda bizim kurulla yaptığımız o toplantıda TÜBİTAK'la beraber bir çalışma yaptı. Geçen sene de bütçeye de parası kondu ve bu yılın Haziran ayına kadar bütün beyannameler yeniden yazılıyor ve yazılım işlemi onların hesabı 30 Haziran. Hani ben hiçbir zaman kamuda hani verilen sözün o anda biteceğini zannetmiyorum ama İyi gidiyorlar, görüşüyoruz işte birkaç ayda bir ne aşamadayız diye. Maalesef yetkin ve yeterli personel problemi var idarede. Yani sadece Maliye Bakanlığı değil, eminim diğer konularda da. O problemi aşmak, dijital konularda personel bulmak ya da yazılım konularında personel bulmak çok sıkıntı. Çünkü kamunun verebileceği ücretin bir sınırı var. Onu geçemiyor. Bir de o insanlar çok rahat yurt dışında iş bulabiliyor ya da yurt dışındaki firmalara iş yapabiliyor o arkadaşlar. Çok rahat. O yüzden bir sıkıntı yaşıyorlardı ama TÜBİTAK'la böyle bir çalışma yaptılar ve yazılım süreci devam ediyor. Bizdeki bilgi 30 Haziran itibarıyla bu yeni e-beyanname programının biteceği ve o zaman da bu sorunların büyük bir kısmının tamamlanacağı. Epeydir, birkaç aydır şey sorunu yaşamıyoruz. Ben de hani ofiste kendim gönderiyorum beyannamelerini, biliyorum. Yani son gece, son dakika sıkışmayla ilgili bir sorun epeydir yaşamıyoruz. O biraz da dijital vergi dairesi de bu yazılım kısmının şeylerinden biri bu. İlk etabı o. Orada da zaten dikkat ediyorsanız her dönem geçtikçe orada yapılacak, direkt yapılacak işler, bir yere bağlanmadan direkt o web sayfasında yapılacak işler gittikçe çoğalıyor. O da bu projenin parçalarından biri. Ben evet, bu konuda bilgi vermiş oldum. Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum ama sanıyorum Halil abinin sorusu çok bu değildi. Başkan, şu konuyu takibinizi istiyorum. Ben salona tercüman olmuş olayım. Soru şu, örneğin Nisan ayında 23 Nisan tatil, 3,5 günde Ramazan Bayramı tatili var ve biz Nisan ayında Sayın Başkan enflasyon düzeltmesini yapacağız. Son günden önce, KDV'den önce toplamda 4,5 güne yakın gün kaybı var. Ya diyorsunuz ki mali müşavirler sakın tatil matil yapmayın, gidin bürolarınızda çalışın. Ya da örnek veriyorum bir beyan süresinin son günü 25'i ise bu 4 günü ekleyelim. Sanıyorum soru buydu. Bu konunun bence tüm kurullar tarafından takibi gerekli. Yani düşünün, dijital sistemdeki arızanın son güne eklenmesi ne kadar makul ve masumsa, bayram tatillerinde gidip ofisimizde ya zaten bu sene nasıl geçecek onu da bilmiyorum. Bu sürenin takibi de en az bunun kadar önemli diye düşünüyorum. Sanıyorum soru da buydu. Evet, buyurun Sayın Başkanım. Evet, Halil abiciğim, ben kayıtta da olsak Halil abi benim için Halil abidir. Şimdi bu sistemsel sorun tabii bu uzun yıllardır meslek sorunu hale geldi. Biz gelir dairesinin yetkilileriyle bu konuda ciddi manada, Doğan Başkan da izah etti. Bütçeden çok ciddi rakamlar aldılar. Maliye Bakanlığı kendi bakanlıkla ilgili tasarrufu, vergi toplayacak, bunun için bütçe oluşturdu. Ve bu bütçeyi de iyi ki Nebati döneminde almış. Şimdiki bakanımız onu da vermezdi. Açık yürekle vermezdi diye düşünüyorum. Ben gördüğüm muameleden sonra. Şimdi çok ciddi rakam ve TÜBİTAK'la çalışıyorlar. Sonuçta milli bir mesele, mahrem bir mesele. E-beyanlar dahil, aklınıza gelebilecek olan e-defterlerden tutun. Bütün sistemler tekrar yükleniyor. Tekrar yazılımları yapılıyor. Gelir dersin bize dediği süre Haziran 2024. Doğan Başkan da ifade ettiği gibi. Ama bu enflasyon muhasebesi süreci de yaşanacağı için benim bundan 1,5 ay önce falan yaptığım görüşmede TÜBİTAK'ın mesai harcadığını,
bu konuda. Yani mümkünse Mart sonuna çekilmesiyle ilgili bir tasarrufta bulunabileceğini öngörüyoruz ama ya devlette biliyorsunuz öne çekilme ben çok şahit olmadım. Ama ben olanı da aktarmak zorundayım. Şimdi diğer dediğiniz konuyla ilgili bir yani burada sadece benim mücadelem değil, hep beraber Bursa'nın bir mücadelesi ve kitlesel meslek mücadelesi içinde olmamız lazım. Artık bu hakikaten kronik haline gelmeye başladı. Ama bu kronik hastalıklar bizi bünyemize tamamen sarsmaya başladı. Meslekten gelen bir sit olarak her ne kadar yemin-i mali müşahede yapsak da yaşadığınız sorunları, sıkıntıları biliyorum. Dolayısıyla bu konuda tamam temsilciniz olalım ama bunu ne olur benim sadece ifademle olmasın, arkası gelsin, Nasrettin Hoca'nın yalnız kalma hikayesine dönmesin iş. Başkan da bu konuda söz verdi. Biz de söz veriyoruz. Takipçisi olacağız. Ben de her ne kadar Muharrem'in adına sorulmuş ama sonuçta bizi de ilgilendirdiği için ufak ufak notlar aldım. Şimdi Hayrettin abi çıktı herhalde. Genel siyaset, meslek siyaseti. Benim demek istediğim oydu. Siyaset yapılmasın değil Hayrettin abi. Siyaset yapılsın. Ama burası meslek örgütü de meslek siyaseti yapılsın burada. Ama genel siyaset, duygu ve düşüncelerimizi yapmamız gereken yer burası değil. Eleştiri elbette en doğal siyasetin en güçlü argümanlarından bir tanesi. Ramazan abi seçimden seçime hatırlanma dedi. Evet. Ramazan abi bir gerçek var ki biz de bu meslekten geçiniyoruz. Yani bizim her gün yani bir meslektaşımızı ziyaret etmek gibi bir boyutta bizim çoluk çocuk aç kalır. Evet meslek ünvanı hakikaten bir ara rahmetli Cemil Tekin'e de bu arada yad ederim. TÜRMOP Genel Kurulu'nda çıkmıştı. İşte diksiyon kurslarında hep söylenir tekerleme eğitimi verilir. Al şu takatokaları takatokucaya götür takatokaları takatokulamam diye başlayan o tekerleme yerine bundan sonra serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir ortaları birliği diye böyle bir tekerleme yapmıştı. Evet ünvan hakikaten çarşaf gibi bu ünvan konusunu ele alabilmemiz için 3568'i artık değiştirmemiz gerekiyor. Maktu Aydat'la ilgili konuyu Muharrem cevap verdiği için ben o konuya girmiyorum. Recep Dülger ücret tarifesindeki belirsizlik ikiydi aslında ücret tarifesi. Bu dönem TÜRMOP olarak bir girizgah yaptık. Aslında tavsiyem biz Maliye Bakanı'nın çıkışından sonra ne yapalım diye düşündüğümüzde bir tavsiye niteliğinde en azından oda başkanlıklarına gönder demiş listeyi yayınlayalım dedik. Sonuçta böyle bir yetkimiz olmadan, aslında odaların da böyle bir yetkisi yok, TÜRMOP'un da böyle bir yetkisi yok. Sadece tavsiye niteliğinde. Evet, İbrahim kardeşimiz çıktı herhalde. Onu zaten cevabını vermişti. Evet, Muharrem Akgün 3568 değişik işin yurt dışından örnek şablonlar alınabilir ama incelenebilir ama birçok ülkede yeminli mali müşavirlik müessesesi yok ama yeminli mali müşavirlik müessesesini inceleyip kendi ülkelerine götüren ülkeleri biliyorum en azından. İsim değişebiliyor. İsim değişebiliyor. Biz Bulgaristan'a gittiğimizde mesela orada da isim değişikti. Bundan 3 ay önce bir Arnavut heyeti de geldi TÜRMOP'a. Onlar da işbirliği için olalım. Siz bize rehberlik edin. Yani biz her ne kadar avukatlar karşısında mesleki manada hep geri planda izliyoruz ama ülkeler bazında da birçok noktada ön plandayız arkadaşlar. Yani 89'da meslek yasamız eksiğiyle gediğiyle çıkmış ama birçok medeni dediğimiz Avrupa ülkelerinde daha yeni yeni kanunlar çıkıyor. Dernekler vasıtasıyla, vakıflar vasıtasıyla götürülüyor bu meslek. Dolayısıyla o konuda da ilerideyiz. Şablon bize şablon alan ülkeler var. Sabri abicim hoş geldiniz. İstanbul'dan geldiniz, nezaket gösterdiniz. Bursa'nın güzelliği de budur. Bursa nispi temsili, nispi temsil gelmeden önce yaşayan bir ildir.
Ve hakikaten de Bursa bu konuda örnek bir şehirdir. Geçmiş dönemlerde işte Ahmet Başkan'la biz aynı dönem yönetim kurulunda bulunduk. Güzel de birlikte çalıştık o süreçte. Bursa'nın bir farkındalığıdır bu. Sayın Başkan da bu farkındalığı ortaya döktü. Siz de şahitlik ettiniz. Nusret abiyle birlikte. Tahakkuk tahsil konusu o zaten bizim başta başta sorunumuz. Ama bunu taşıdığımızda gelir iddiası bizim gibi düşünmüyor. Onu da açık açık belirteyim. Ali Selbest'in konusunu ben Ali ile özel ilgileneceğim. Peki, Melek Hanım'ın bir soru Melek sorar Hanım, Sayın Başkan. Sizin mikrofon orada, evet. Öncelikle tüm kurul üyelerine verdikleri emekler için çok teşekkür ediyorum. Ciddi zaman harcadıklarının farkındayım. Hangi grup olursa olsun gerçekten özveriyle çalıştıklarının bilincindeyim. Benim soru eğer yoksa da önerim var. Şöyle ki mücbir sebep uygulaması ile ilgili bir talebim var. Meslektaşlarımız için hani vefat ve hastanede yatmaların haricinde hastanelerden verilen evdeki tedavi süreci için verilen hastalık raporları kabul edilmiyor. Mücbir sebep kapsamında. Orada metinde diyor ki bu Doğan Bey'in başkan olduğu periyotta başlamıştı pandemi sürecinde. Vergi ödevlerini yerine getiremeyecek ölçüde ağır hastalık terimi var. Fakat doktora gittiğin zaman doktor ben sana diyor sağlık raporu verdim dinlenmen için diyor. Ben bundan hariç senin vergi ödevlerini nasıl yerine getirebileceğini veya getiremeyeceğini bilmediğimden dolayı ben bu tarzda bir yazı vermem diyor. Şimdi bunu alamadığında da haklı olarak meslektaşın başvurusu olsa bile kabul görmüyor. Bu konuda örneğin bir ameliyat olacaksam ben kendim de aynı şeyi yaşadım. Ameliyatlarımı hep ay başında oluyorum. Ama ne var? Bunlar planlı programlı ameliyatlarsa. Fakat birçok kişi gerçekten ağır bir hastalık süreci yaşasa bile evinde tedaviye gönderildiğinde sayılmıyor. Bununla ilgili TÜRMOP'ta bunun daha net ifade edileceği veya daha kapsamının genişletilerek meslektaş yararına bir çalışması var mıdır? Yoksa da önerimiz, talebimiz bu yöndedir. Evet. Melek Hanım'a teşekkür ederim. Daha yeni yaşadığım bir olay. Tabii TÜRMOP'ta bunu yönetime getireceğim. Ben notumu da aldım. Ama muhtemelen birçok meslek mensubu bizim gibi, ulaştıkları gibi belki Emre Başkan'a da, Yahya Başkan'a da, yani diğer 9 yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza ulaşıyorlar. Daha yeni yaşadığım bir olayı aktarayım. Bir meslektaşımız şu anda ciddi sıkıntı. Erzurum'da bir meslektaşımız radyoterapi tedavisi görmesi lazım. Elinde bir karar, yani özel hastaneden alınmış bir rapor var. Ama mücbir sebebe almıyor. Bu konuyla gelir iddiası 3568 sayılı yasamızın da sorumlusu olduğu için gelir iddiasıyla Faruk Bey'le bir görüşme yaptık. Bu konuyu detaylı inceliyoruz. En azı o arkadaşımızın adına takip ediyoruz ama sonuçta genele şamil olacak şekilde bir karar çıkartmaya çalışacağız. Bu işin takipçisiyim. Bunu ama bu sadece benim gücümde olmaz bu. Yönetimi de taşıyacağız bu konuyu. Buyurun Mehmet Bey. Öncelikle Sayın Başkan bu paneli düzenlediğiniz için size teşekkür ediyorum ve gelen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Mesleğin sorunlarını birçok arkadaşımız söyledi. Hepimiz de biliyoruz zaten. Ben ancak Nazım Bey'e kitabın ortasında bir soru sormak istiyorum. Barolar Birliği kendi üyelerinin bütün sorunlarını çözüyor da TÜRMOP neden çözmüyor? Teşekkür ederim. Soru gidelim o zaman, değil mi? Tabii buyurun. Şimdi ben de o zaman kitabın ortasına cevap vereyim. Hocam bizim siyasi gücümüz yok. Maalesef. Bugün son seçimden sonraki hukuk fakültesi mezunu orijinli meslek mensubu kaç tanedir bilmiyorum ama muhtemelen 100'ün üzerindedir. Milletvekili olarak.
belki de fazladır. 101'e çok ciddi bir rakam diye söylüyorum. 1'e 6 yani oran olarak. Bizim vekil sayımız 17. Siz 17 kişiyle ne yapabilirsiniz? Eylem yapsanız sesiniz duyulmaz. Bizim Ankara Oda Başkanı zincirledi kendini. Sonuç? Efendim? Ali Başkan. Kendini zincirledi. Ne oldu? Ortak eylem arkadaşlar. Ben geçen senede tüm Türkiye dolaşırken de bu toplum tepkisiz bir toplum. Bu toplum tepki ortaya koyamazsa, Nazım'ın tepkisinden bahsetmiyorum. Doğan'ın tepkisi, Ahmet'in tepkisi değil bu. Toplumsal tepki. Adı övünüyoruz değil mi? 130 bin kişiyiz. Ya arkadaşlar ya, şuraya gelen meslektaş sayını bakın ya. Yani sizlere hakikaten teşekkür ederim. Yani bu konuda sizlere nasıl övücü söz söylesem eksik kalır. Ama siz kazandınız. Gelmeyenler çok şey kaybetti. Yani şurada bile bu duyarsız meslek mensubunu arkanıza alıp da nasıl bir tepki koyacaksınız? Ben bir yöneticiyim şu anda. Arkadaşlarım yönetici. Ya bunu risk alır mısın başkanım? Ben de almıyorum arkadaşlar. Zaman zaman beni de arıyorsunuz eylem yapalım diye. Arkadaşlar diyorum sahada 20 kişi kalırız. Bizi gösterirler. Bu evet. 20'si var ya bunlar salak derler. Öbürkülerin bir sorunu yok. Mecburen Timur'un filleri gibi geri döner. Bir de KDV 2 buraya geleceğim şimdi kapanırken ama ben Nazım Bey'e katılıyorum. Hakikaten üzgünüm böyleyiz yani. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısını ziyaret ettik. İsmini vermeyeceğim. Ya KDV 2'nin bir inçine giydirilmesiyle ilgili. Ya biz KDV 6'yı hazırlıyoruz siz. Neden bahsediyorsunuz dedi ya. Ya arkadaşlar hakikaten yani durum öyle buradan görüldüğü gibi değil. Ankara çok farklı bakıyor. Bürokrasi çok farklı bakıyor. Ve çözüm tedbirleri de sizin gibi de aynı kapıdan çözmüyorlar yani. Ancak bunu çözebilmeniz için bizim meslektaşlarımızı sağını solunu A partisi B partisini karıştırmaksızın desteklememiz lazım. Samimi söylüyorum desteklememiz lazım. Gönülden aynı partiden olmayabiliriz ama benim arkadaşım, benim meslektaşım benim karşı partimdense ben onu desteklemem lazım. Ancak bu erdeme erdiğimiz andan itibaren ki barolar böyle çözüyorlar bunu. Evet. Peki. Şimdi arkadaşlar, Barolar Birliği'nin hiç siyasetin suyuna gittiğiyle ilgili hiç size katılmıyorum. Kesinlikle. Neden? Şimdi az önce şey dedik, hani odalar siyaset yapmasın. Siyaset nedir? Şimdi diyelim ki Bursa'da söylüyorum. Ben söyleyeyim siz de cevap verin. Çağdaş grupla meslekte dayanışma arasındaki en farklı görüş, yani derin görüş ayrılıklı demeyeyim de en farklı görüş olarak söylenen şudur. Bizler deriz ki çağdaş grup olarak, Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu olarak bizler deriz ki Demirtaş'ta bir kömür santrali kurulacaksa, yani bu toplumun bir sorunu varsa Bursa Mali Müşavirler Odası'nın bir sözü olmalıdır. Dolayısıyla siyaset budur. Eğer yapılacaksa siz santralle ilgili bir şey yapmadınız. Sizin büronuzun bir anlamı yok ki Bursa zehirlendikten sonra. Döndüm Türkiye'ye. Türkiye'de yaşanan bir anayasa problemiyle ilgili bir açıklama yapmadığınız zaman bakın sizin de mesleğinizle ilgili Anayasa Mahkemesi kararı var. Onu kimse bilmiyor bile. O yüzden barolar bakın Akbelen'le ilgili barolar da bizim örgütümüzle gitti. Barolar da gider. Barolar cezaevlerindeki olaylar kendi mesleğinle ilgilidir ama insan hakları konusunda kendi mesleğine daha yakın olduğu için hükümetin görüşlerinin çok zıddı açıklamalar yaparlar. Şu anda iki nolu barolar oluştu birkaç ilde. Bütün baro başkanları tırnak içinde yani bir sopa yemedikleri kaldı Ankara'ya giderken yol yürürken. Sonuçta barolar siyaset yapar. Bizler de siyasetten kastımız şu değildir. Kalkın Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verin, AK Parti'ye oy verin değil. Mesleğinizin dışında da toplumda oluşan olaylar hakkında bir söz söylemiyorsanız siyasetçi sizi dinlemez. Sadece kendi mesleğinizle ilgili konu anlattığınız zaman Mehmet Şimşek size 15 dakika ayırıyor. Ama siz Türkiye'de memleketin sorunlarına, belki de mühendislerin sorunlarına, avukatların sorunları olduğunda da ya da tabiplerle ilgili pandemide yaşanan sorunlarda sesimizi çıkardığınızda
diğer toplum kesimleriyle sizin bir sorunuz olduğunda ses çıkartır. Evet, bizler farklı gruplarız. Ne kadar birbirimize benzersek bu iyi bir şey değil. Yarışma olabilmesi için farklı fikrinin olması lazım. İki tane çağdaş gruba, iki tane meslek dayanışmaya ihtiyaç yok. Farklıyız biz. O yüzden yarışıyoruz. Ve böylece kalite oluşuyor. Evet, biz Bursa'yız, farklıyız. Nazım Başkanım'ın söylediği gibi başka iller gibi değiliz. Tekrar ediyorum. Bizler odaların siyaset yapmasını isteriz ve bizim grubumuzun da görüşü budur. Ama nedir? Söylediğim gibidir. Yani parti siyasetten kastetmiyoruz. Bursa'da bir heyelan olmuşsa, bir sel olmuşsa onun karşısında durmamız lazım. Bursa'da bir santralle ilgili problem olmuşsa onun karşısında durmamız lazım. Orhan elinde bir çöp santralini akademik odalar durdurdu Ahmet Başkan'ın zamanında. Siyaset budur. Tam da budur. Bakın siyaset, siyasetten kastınız, siz parti siyasetini anlıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu söylediğim budur. Farklı görüşlerimiz, bizim zenginliklerimizdi. Evet. Ben bu konuda özellikle söylüyorum. Hani odalarda siyaset yapılmasın yapılmasın dedikçe kendi içimize kapanıyoruz ve toplumdan kopuyoruz. Böylece de kaybediyoruz. Arkadaşlar saat 6 gibi toplantıyı kapatmak istiyorum. Burada soru var. Siz ikinci kez soracaksınız. Nuri Bey'in. Öyle mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Peki Nuri Bey de mikrofon. Nuri Bey sorusunu sorsun, sonrasında devam edebiliriz. Buyurun. İyi akşamlar. Hepiniz buraya geldiğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Ben güncel bir konudan bahsedeyim. Hem de sorumu sorayım. Geçen gün TÜRMOB'un bu enflasyon muhasebesiyle ilgili seminerini canlı olarak izledim. Oradaki profesör unvanlı bir meslektaşımız dedi ki, tabii ki meslektaşlarımız bu yaptıkları bu işin, bu angaryanın bedelini almalılar. TÜRMOB'un görevi bu tavsiye mi? Yoksa çıkıp televizyonlarda vatandaşların, bizim meslektaşlarımızın ne kadar bu konuda sıkıntı yaşayacağını mı anlatması gerekiyor? Yoksa sadece meslektaşlara bunu yapın, bunu yapabilirsiniz, isteyebilirsiniz mi? Bunu biz biliyoruz zaten. Ne kadar angaryanın içine gireceğimizi, ne yapacağımızı biz biliyoruz. Ne kadar yorulacağımızı biz biliyoruz. Ama herhalde TÜRMOB'daki arkadaşlar bunu bilmiyorlar ki sadece ücreti tavsiyeyle bize söylüyorlar. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün işverenlere anlatmaları gerekir TÜRMOB'un. Yoksa bizim meslektaşlarımız evet bazı kurumlara gidip makbuzunu kesip alabilir ama %99 arkadaşım müşterisinden bu bedelleri alamayacaktır. Bunun için TÜRMOB'un gerçekten basın yoluyla bunu, bu yükün ne kadar fazla olduğunu anlatması gerekiyor. TÜRMOB'da böyle bir düşünce var mı? Onu sorayım soru olarak. Son soru Fatih Bey'den alalım, toplayalım. Peki tamam. Hüseyin Bey son soru olsun. Söylediğine ek yapayım. Bütün sıkıntıları biz mali müşavirler olarak işte KDV oranının artmasını, her şeyini ilk sıkıntımıza yükleyelim. Sanki mikrofonu alalım, kayıt alsın. Sanki bütün zararı ya da masrafı, yükü bize geliyormuş gibi. Ya bizim defterin tuttuğumuz ya da mali müşavirin yaptığımız kişilerin organizasyonları var. Esnaf odaları var. Ticari sanayi odaları var. Yani TÜRMOB bunlarla, bu konular gündeme geldiğinde bir iletişime geçiyor mu ya da geçmesi gerekiyor mu? Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. Fatih Bey sizin de alalım o zaman. Başkanım bu panel için öncelikle size teşekkür ederim burada bizi topladığınız için. Muharrem Bey gitti ama Muharrem Bey için şöyle diyeceğim. Hesap verme ve hesaplaşma gibi görmedim ben bu toplantıya. Ben buraya gelişte Ali Nazım Bey ve Muharrem Kaya yönetim kurulunda olmasından çok memnunum. Çünkü bireysel çapta kişilerin sorunlarıyla dertlenen iki meslektaşımız ve diğer Doğan Başkanım, Ahmet Başkanım, onlar da çok değerli insanlar. Burada hep beraber onlarla birlikte olmaya geldim. Şimdiye kadarki değerlendirmeler için çok teşekkür ediyorum. Benim sorum çok detay ve ince olacak. Mehmet Şimşek'le, Sayın Bakan Mehmet Şimşek'le görüştüğünüz gün. Yani asgari ücrete 2023'te %34 zam geldi. Bizim tarifelerimize herhangi bir zam gelmedi. Ona rağmen %58 yapılması ve geçen sene Şubat ayını alalım. Et balık kurumunda 90 lira olan kıymanın şu anda 400 lirada
olmasının, yani bizim mesleğimizde alım gücümüzün kaybolmasını niye kabul etmediler? Bunun sizce Ali Bey siyasi boyutu mu var? Emre Bey'in açıkladığı bu 21 yıllık bir basın toplantısının etkisi olarak, siyaset olarak mı baktı bize vermemeyi? Çünkü oradan bir gelir vergisi edecek. Bu ücretleri açıkladığında bizden daha fazla hasılat edip daha fazla vergi alacak. Bunu niye tercih etmedi? Peki Musa Bey'in sorusunu da alalım. Soruyu alalım, sonra katkıyı alabiliriz. İyi akşamlar arkadaşlar. Böyle toplantıların yapılması gayet güzel meslek adına. Rutin yapılmasını da talep ediyorum. Yani sorunla biraz katılım az ama fayda görülüyor arkadaşlar. Şimdi ben 1989 yılında yasa çıkarıldığında üniversitedeydim ve yasanın çıkarılmasından ön çalışmalar o kadar uzun bir süreç aldı ki biz o dönemde yaptığımız araştırmalarda bu kanunun muhasebe-i umumiye deyip devlet kurumlarında Atatürk zamanında çıkarılıp ancak 89 senesinde onaylandığını görüyoruz. Tabii bu yasanın uzun süre onaylanmaması belli bir menfaat gruplarının neticesiydi. Şimdi biz 89'da çıktığında gerek Uludağ Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, bütün üniversiteler el birliği vardı. Ve Bursalı milletvekilleri de bu konunun içindeydi. Yani unutmayalım, milletvekillerinden ayrı kalamayız. Siyasetten ayrı kalamayız. Siyasetin her zaman içinde olmalıyız. Hayatın içi zaten bir felsefe. Muhasebede akıldan geliyor, sebe yürütmeden geliyor. Hani biz akıl yürütelim, para yürütmeyelim. Yani bakış açıları o zaman farklıydı. Muhasebeci hırsız muamelesi görüyordu. O yıllardan bu yıllara da geldik. Bugün de öyle bir muamele görüyoruz yakın olarak. Evet, evet. Şimdi birçok gelişmeler yapıldı. Ama içimize kapanıp ya gitmeyelim, ya zincirlemeyelim kendimizi, ya kamuoyu oluşturmayalım, olmuyor işte demememiz gerekiyor. Israrla bu işin üzerine gidip bilhassa meslektaşlarımızın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu sene de tebrik ederim tabii, yani ilk defa bu kadar çok kişiyle Ankara'da temsil ediliyor. Bunun avantajını da muhakkak görmesi lazım meslektaşlar. Peki, teşekkür ederim. Musa Bey, sizin mikrofonu alalım. Son soru Musa Bey'den olsun. Temsilcilerimizi epey yorduk arkadaşlar. 6 gibi bitirelim. Evet Nazım Başkanım, bu bakanlara yaptığınız görüşmede yeşil pasaport konusu gündeme geldi mi, geldiyse bununla ilgili somut bir netice var mı? Mesele nedir? Yok, şeyle eski Nurettin Nebati ile artı Cevdet Yılmaz Bey ile yaptığı görüşmede. Evet, önemli. Evet. Teşekkür ederim. Peki. Sevgili meslektaşlarım, şimdi tabii ki iki yönetim kurulu orada muhalif olarak bulunuyor ve ben TÜRMOB'un gündemini tesmer, sürgemle her toplantı öncesinde alıyorum. Şunun altını mutlaka çizmemiz lazım. Bugün Emre Kartaloğlu başkanlığındaki ekip tesmer toplantısı öncesinde en az 2 saatlik bir toplantı yapıyoruz. Ve Türkiye'nin dört bir yanından, ki WhatsApp grubunda muhtemelen sizler de varsınız. Yani tüm Türkiye'deki başkanlar dahil olmak üzere en ufak bir sorun, en küçük odadan olsa dahi geliyor. Bunların hepsi toplanıyor. Ve Genel Başkan haftanın 5 günü Ankara'da. Ve bu 5 günün en az 3 ya da 4 günlüğü Maliye Bakanlığı'nda ve Çalışma Bakanlığı'nda getiriyor. Bu
süre içerisinde tüm sorunlar iletiliyor. Öyle sorunlar iletilmiyor da ya da işte yanlış iletiliyor falan değil. Yani ve genel başkan da sonuçta bir devlet erkanından gelmiş, devlet terbiyesi almış birisi. Hani benim gibi devrimci falan da değil yani. Tamam, o sebeple de onların istediği tarzda lisanla bunlar iletiliyor. Ama bugün kendisini çok güçlü hisseden ve 21 yıldır iktidar olan bir anlayış, yani öyle bakanlar gördük biz. Benim başkanlığım döneminde ilk bakan Naci Ağbal'a her şeyi iletebiliyorduk. Her şeyi 100 kişiyle, 150 kişiyle toplantılar yapıyorduk. Ne zaman ki o maliye kültüründen farklı damat vesaireler geldi, dinlemeyen, hiçbir şekilde toplantı yapmayan ve de ancak bakan yardımcısı düzeyinde görüşmelere düştü iş. Dolayısıyla burada yani siyaseti eleştirirken biz, benim istediğim dünya o kadar kolay değil. Belki de göremeyeceğim ama ona inanıyorum. Ona inanmaya devam edeceğim. Çünkü dünyayı kapitalizm kirletiyor. Ve şu sistemden bahsediyorum. Demokratik kapitalist sistem. Bu başka dünya ülkelerine bakıyoruz, böyle işlemiyor değil mi? Her şey daha şeffaf işliyor değil mi? Clinton'ın vergi sisteminde eşi avukat yanlış bir şey yapmışsa yargılanabiliyor. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığım şu: kimseye haksızlık etmeyelim. Tabii ki muhalifler olabilir, olacak. Onlar kendi görüşlerini söyleyecek. Ama mevcut oradaki 5 kişilik yönetim de üzere düşeni yapıyor, yapmak zorunda zaten, iletiyor. Ama lisan şekli farklı da, hani muhalefet tabii ki işte 10 tane, bazen bir tane madde götürüyor. Muharrem Bey bahsetti öyle, yani 100 tane götürmüyor. Bazen bir tane, iki tane götürüyor. Ama sonuç alamıyor. Aldıklarımız da var. Onları da konuşalım. Yani gelir vergisi ve kurumları değiştirmek istediler yerini. Ve enflasyon düzeltmesi geçen dönem geliyordu. Ve top, yani çok hayrına olacağını düşünerek illa gelsin diye istedi. Ama genel başkan ikna etti. Hazır değil yani buna. Küçük esnaf bilhassa hazır değil. Kayıt nizamı açısından. Dolayısıyla arkadaşlar, yani şunu haksızlık etmeyelim. Orada TÜRMOB, biz meslek siyaseti yapanlar TÜRMOB'a vurduğumuzda oy kazanıyoruz. Onun için TÜRMOB dedim bizim meslektaşlarımız. Ve onlar seçimle geliyor. O zaman biz Bursa üyesi olarak doğru temsilcileri götürmeyi hedefleyelim. Ve ben demin söylerken kendimi de işine aldım. Öyle hani Çingene'nin verdi şecatını arz ederken sirkatini söyler falan değil. Ben kendimi de söyledim. Temsilcilik böyle olmuyor. Bizim Türkiye'de işleyişler, hani temsil etmek, bir yere gönderilmek konusunda farklı kırılmalar var. Onu bahsediyorum. Dolayısıyla bugünkü şeyde keşke salon dolsaydı diyoruz. Ama kayıtla buradan izleyen insanlar varsa, meslektaşlarımız, o da bir şeydir. Ya da şu kayıt altına alınmışsa daha sonra da izleyecekler. Biz konuşan bir toplum istiyoruz. Demokratik bir ortam istiyoruz. Meslek ortamı içinde geçerli bu. Ama konuşanı susturuyorlar bu ülkede. Onun için konuşanların susmayacağı demokratik bir meslek ortamı ve bir kent ve ülke istiyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, buyurun Sayın Başkan. Siz de. Benim konuşmamda TÜRMOB yönetimi hiçbir şey götürmüyor diye falan bir şey demedim herhalde, ama Ahmet Başkan bizim ifadelerden huylandı herhalde. Bir savunma ihtiyacı hissetti. Arkadaşlar çalışıyorlar. Arkadaşlar çalışmalarını götürüyorlar, sorunlarımızı götürüyorlar. Ben bunun götürüş ve anlatım biçimi usulüyle ilgili itirazım var. Yoksa sorunlar götürülüyor. Oraya getirinceye kadar o yemeğin pişim süreci, malzemesiyle ilgili sıkıntılar var diyorum. Sonra yemek kuru fasulye ise kuru fasulye yani. Arkadaşlar şimdi tabi uzun zaman aldık. Ben hakikaten sizlere, hepinize teşekkür ederim. TÜRMOB'un enflasyon düzeltmesiyle ilgili ücret konusunda şimdi süreç şöyle işliyor arkadaşlar. Aralık ayının ilk haftasında TÜRMOB olarak biz düşüncelerimizi, işte gelecek yılla ilgili planımızı, ücret tarifimizi hazırlıyoruz ve Maliye Bakanlığı'na
gönderiyoruz. Bu gönderdiğimiz listede enflasyon düzeltmesiyle ilgili ücret, işte o kriterlere göre, birinci bölge, ikinci bölgeye göre koyduğumuz bir kriterimiz gönderdik biz. Maliye Bakanlığı tabii bunu es geçti. Sayın Maliye Bakanlığı yapmış olduğumuz görüşmede bu sizin göreviniz değil mi tarzında bir şey deyince, yok dedik, görevimiz değil. Bu 20 sene sonra ortaya çıkmış ve bununla ilgili belki program alacağız, belki özel çalışma yapacağız. İşte ne bileyim, demirbaş programı tutan firmalarda belki işimiz daha kolay, ama tutmayanlarda ciddi manada emek sarf edeceğiz ve bunun karşılığını almak istiyoruz dediğimizde bunu koyamayız dedi. Zaten koymadı. Şimdi tüm olarak zaten bunun peşindeyiz. Biz alınması yönünde de takipçisi olma noktasında mükellef meslektaşın yanındayız. Sonra Fatih, evet. Evet Fatih'ciğim, anlattık enflasyon farklarını. Hani senin gibi %30 falan demedik. 2022'nin asgari ücreti 5500 liraydı dedik. Şimdi 17.500 lira. %300 artmış dedik. Akaryakıt şu kadar artmış dedik. Elektrik şu kadar artmış dedik. Bu kadar artışın içinde bunlar reel artışlar. Bu hakkaniyeti uyuyor mu dedik. Dedik. Yani o bize düşen 15 dakika süre içinde bize denilen süreci dedik. Hakikaten dedik yani. Ama dediğim gibi hakikaten bir duvar vardı karşımızda. Ben enflasyonla mücadele ediyorum. Ben bunun izahatını yapamam dedi. Dedik ama şu sözü aldık. Bu geçmişin hatası olduğu konusunda, yani geçmişten gelen enflasyon farklarının telafisi edilmesi noktasında geri kaldığımızı rakamlarla izah etti genel başkan. Yani arkadaşlar dedi, yani yeminli açısından baktığımız zaman 4000 lira için dedi, adam dedi bütün mal varlığını riske ediyor. Sonra işte bir anonim şirketi 2000 lira. Ya bugün asgari ücreti nasıl ödeyecek Sayın Bakanım dedi. Yani 10 tane 2000 lira Anadolu'da bir şehirden bahsediyoruz. 10 tane anonim şirketi olsa tek başına dedi bunları yetiştiremez. Zaten bunlar askeri ücret zaten dedi. Sonunda baktı gördü bizim yılmayacağımızı anlayınca, arkadaşlar bunu bu şekilde geçirelim ama şu seçim de bitsin. Seçimden sonra size söz veriyorum. Bir komisyon oluşturalım. Geçmişi telafi edecek ama 2025'te uygulanacak bir ücret tarifesi konusunda çalışma yapalım dedi. Yoncalar geldi mi aklınıza Sayın Başkanım? Ama orada ben şunu gözlemledim. Bakın TÜRMOP bir değerdir arkadaşlar. Bizler farklı grupları temsil edebiliriz. Ama TÜRMOP'u ayaklar altına almamamız lazım. Yani bugün temsilcimiz Emre Başkan'dır. Yarın başkası olabilir. O benim de başkanımdır. Aynı görüşte olmayan başkasının da başkanıdır. Bir kere bu kurumsallığı, bu değeri yitirmememiz gerekiyor. Orada muhalefetin temsilcisi olarak ben vardım. Eğer benim derdim siyaset olmuş olsaydı, mesleki siyaset bağlamında kendimi yapmak, kendimi ön plana çıkarmak gibi bir derdim olmuş olsaydı, orada bir girizgahla bunu baltalayabilirdik. Bizim derdimiz bu değil. Dolayısıyla bu kazanımı elde etmeyle ilgili benim de özel girişimim oldu. Mehmet Şimşek'e gideceğimizi duyunca ben de onun arkasında başka bir siyaset güderek orada her şeye itiraz edilmemesi gerektiği noktasında bizi anlayışla karşılaması ricasında bulundurttuk. Siyaset bunu gerektiriyor, bunu yaptık. Dolayısıyla orada konuşmadı değil ama sürenin bize yettiği, eminim Tacikistan Başbakanı'na daha çok zaman ayırmıştır Sayın Bakan. Bir de meslek yasasının ne dedin, gecikmesi mi dedin? O şey başka yerden geldi galiba, soru alamadım. Evet Musa'cığım, yeşil pasaport Sayın Nebati ile konuşmamızda gündemimizdeydi. Ve biz Sayın Nebati'den şunu istemiştik. Çünkü orada da bir vesayeti var. Biz TÜRMOP olarak böyle bir yeşil pasaport talebimizi iletebilecek güçteyiz. İletiriz de ama o vesayeti aşamıyoruz işte. Mali Bakanı'nın kanalıyla gitmesi lazım. İçişleri Bakanlığı'nın prosedürü o şekilde işliyor.
Ya dedi yeşil pasaport dediniz de dedi ya İçişleri Bakanlığı itiraz ediyor dedi. Avrupa Birliği bu konuda kotayı açtınız diye İçişleri Bakanlığı uyarıda bulunmuş. İyi dedik yani bunun sorumlusu biz miyiz Sayın Bakanım? Orada şöyle bir kriter de gittik. Nasıl avukatlar kıdem şartı getirdiler ya. Biz kıdem şartını kaldırdık. Bir kere dil bilecek ve yurt dışı ve iş yapacak. Yani böyle seyahat tarzı bir ayrıcalık. Çünkü yeşil pasaport ülkelere tanımlanmış bir kriter arkadaşlar. Yani şimdi bunu deldiğimiz andan itibaren Türkiye'nin itibarını zedeleriz. Bunu dedi avukatlara uygulatacağım ben dedi ama adamın bakanlığı ömrü vefa etmedi yani. İşte devleti temsil ediyor ya oradaki de memurları verilme kriteri o. Yani devlet memuru diyor yani adı üzerinde. Evet. Ama getirildi. Ama Mehmet Şimşek de sadece ücret tarifesiyle ilgili dışında bir tek kelam edilmedi. Evet. Edilemedi evet yani. Valla ben hep seçim gezilerimde bunu dile getirdim. Yani bizim etkinliğimiz muhtarlar kadar da mı yok dedim. Yani böyle bir talep noktasında ben hala da cevap bekliyorum. Ama orada TÜRMOP yönetimiyle değil. Denetimi, disiplini, kurullarıyla, alt kurullar, üst kurullar yani başkanlarıyla birlikte bir çıkarma yapmamız lazım. Orada sözcülerin belirlenmesi lazım. Orada farklı farklı sesler çıkarsa da evet arkadaşlar. Ben saydım 120 kişilik bir ekip. Sayın Başkan olabilir. Tamamladınız mı sözlerinizi? Tamamladım. Var mı iletmek istediğiniz? Arkadaşlar ben sizin adınıza 2-3 konuyu iletmek istiyorum. Lütfen salondan ayrılmayalım. Sizi sabırla dinleyen temsilcilerimizle mutlaka günü günü tamamlayalım istiyorum ama daha çok soruları sordunuz arkadaşlar. Önümüzdeki dönemle ilgili ben sizin adınıza birkaç tane tüm temsilcilerimiz buradayken iktidar muhalefet ben bilmem hepsi bizim. 5'i de bizim aslanlar gibi bunu bizim adımıza dile getireceklerdir. Arkadaşlar Mayıs ayında enflasyon düzeltmesini meslek örgütünün yapıp geçici vergi dönemlerini tamamlamasının imkanı yoktur Sayın Başkanım. Bugünden daha meslek örgütü bizi patır patır arıyor. Hiçbir şekilde o tarihe yapılıp yetiştirilmesinin imkanı yoktur. Şimdiden istirham ediyorum. Bize düşen neyse, bize yüklediğiniz oda olarak diğer odalarla birlikte görev neyse onu yapmaya hazırız. Bu tarih geçici vergilerde enflasyon düzeltmesinin kesinlikle kaldırılması gerekiyor. Bir diğer talebimiz katma değer vergisi fiilen artık 28'inden arkadaşlar 25'ine düşmüştür. Bu tarihin geriye dönüşlerinin şimdiden söylüyorum yapılmasının imkanı yoktur. Tıpkı mali tatil gibi döndük mali tatilde geriye bir adım attık ve bir günümüzü kaybettik oradan tatilden. Yine burada da bize yüklediğiniz misyon neyse oda olarak diğer odalarla iletişim olarak da olabilir. Bunu biz yerine getireceğimizi taahhüt ediyoruz. Lütfen sözümüz ve sesimiz olun orada. Bir diğeri de ben aslında Recep Dülger arkadaşıma katılıyorum. Ücret tarifesiyle ilgili olarak e-birlikte tek bir ücret tarifesi çıksın. Mümkünse. Evet Maliye Bakanlığı'nın bir tarifesi olabilir arkadaşlar. Ama e-birliğe girdiğimizde ikili, üçlü tarifeler çıkmasın. Ben bu konuda TÜRMOB'un evet bir risk olabilir. Bu riski alalım. Ben Bursa Odası olarak bu riski almaya hazır olduğumuzu söylüyorum. Siyasi bedeli ya da ekonomik bedeli neyse de Bursa Odası olarak ödemedikçe arkadaşlar rahat edemeyeceğiz. Çünkü gelen dosyaların büyük çoğunluğu haksız rekabetle ilgili dosyaların büyük çoğunluğu bununla ilgili Sayın Nuri Üzel'in söylediğine şöyle katkı vermek istiyorum. Belki bazı ücretle ilgili işlemlerimizi basına da vermeliyiz. Çünkü diğerleri veriyor. Ücret tarifeleri çarşaf çarşaf
sosyal medyada geziyor Maliye Bakanlığı'nın. Kim yapıyor? Biz yapıyoruz. 2 yıldır ilçelerde dijital dönüşüm, özür dilerim, neydi yıl sonunda aldığımız şey? Dönüşüm katkı payı galiba, değil mi? Yanlış mı? Evet, defter tasdik değil. Eski adıyla. Bunu ilçelerde basını da çağırıp basına servis ediyoruz. Afaki ücretlerin alınmaması ve esnaf dahil herkesin bu ücretleri biliyor olması. Arkadaşlar, belli oranda başarı sağladık. Ben aynı desteğin TÜRMOP'la da olabileceğini, ulusal basın bazında da gerçekten Orhan Gazi'de, Gemlik'te, Karacabey'de, beni Mustafa Kemal Paşa'da, daha 2 gün önce Karacabey'den meslektaşlarım aradı. Ocak ayında normal ücretleri de basınla beraber açıklayalım Sayın Başkan diye. Bu yıl sonu gider katılım payları ile ilgili gerçekten belli başarılar sağladık. Verilmiş mücadelelerin sonuçlarını aldık. Sizden bu konuda destek istiyoruz ve bize düşen neyse de yapmaya hazırız. Ben huzurlarınızda tüm temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Ama sizin önünüzde ayrıca saygıyla eğiliyorum arkadaşlar. Hepiniz bu övgüyü hak ettiniz. Teşekkür ediyorum. Ben temsilcilerimizi sizin adınıza kutlamak istiyorum. Hepinizi de buraya almak istiyorum arkadaşlar.